Razer sunar. Evet, ahali. Selamlar herkese. Sesim net geliyor mu acaba? Ses. Power on. Ses. Ses deneme. Allah. Merhabalar. Herkese merhabalar. Şunu şöyle açayım, daha rahat göreyim. İyi. Evet, sesim geliyor. Efendim, hoş geldiniz. Hemen en başta direkt söyleyeyim. Hayırlı Ramazanlar şimdiden hepinize. Ramazan ayının güzel geçmesi dileğiyle, bereketli geçmesi dileğiyle, tuttuğunuz oruçların kabul olması dileğiyle. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sağlık anlamında, genel anlamda. Hoş geldiniz. Ses nasıl yok? Ses vardır ya. Bende var gözüküyor. Nasıl yok? Vardır ya. Nasıl? Lan? Numara yapmayın şimdi. Numara çekmeyin bana. Dur bakayım. Ses konusunda bir okey olalım. Ha, var değil mi? Aman ha. Durun lan, şey yapmayın. Gerginlik yaratmayın. İdil Daisy, İdil'cim hoş geldin. İyiyim, seni sormalı. Sen nasılsın? Cemre, selam abi. Geçen yormuştum, ben de korku oyunu yapıyorum diye. Harika bir şeyler bizi sizi bekliyor. Umarım desteklerinizi esirgemezsiniz. Seviyorum sizi demiş. İlk süper chat'in için ben teşekkür ederim Cemre'cim. Oyunun içinde başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Tabii ki çıktığında oynarız. Korku oyunuysa oynarız her zaman. Yani başka oyun olsa da oynarız da. Korku olunca daha bir keyifli oluyor bizim için. Göksel Güngör, selamlar, hoş geldin. Selamlar, çok çok teşekkürler. Arkadaşlar, valla bir aylık arka arkaya yayınların olacağı. Son birkaç gündür yayın açmıyorum farkındaysanız. Hani son açtığım yayın üzerinden belki de 5 gün, 6 gün geçmiş olabilir. Bunun sebebi, abi Ramazan'da 30 gün arka arkaya yayın açacağım belki de. Hani tek tük bazı günler bir tık geç saatte açabilirim. Hani iftara gitme, iftara gelen olur, iftara gitme olur. Hani bu gibi durumlarda. Ama onun dışında 30 gün arka arkaya bir sürü işte korku oyunu, yeni çıkan oyunlar, eski oyunlar vesaire bir sürü yayın yapacağım için... Ondan dolayı ben birazdan dedim ki kendimi dinlendireyim. hazır bir şekilde sizlerin karşısına çıkayım diye. Hoş geldiniz. Umarım güzel bir Ramazan ayı olur. Mehmet Ali ne oldu lan? Ondan dolayı birkaç gün yayın yapmadım. Şimdi karşınızdayım. Hoş geldiniz tekrardan. Sorularınız varsa sorularınızı alayım tabii ki. Mehmet Aymaz şefim donatlarımızda. Göksel 6. ayında Çam Sakızı Çoban Armağanı yenilemiş. Ali Emre Çorbalı Tuzumuz olsun arayla, ile aramızda. 8D Ocean Çorbalı Tuzumuz olsun aramızda. Deathstroke Official bizle birlikte. Hoş geldin abi. Şimdi ben Ramazan ayında birçok oyun belirledim. Yarım kalmış, YouTube'da yarım kalmış oyunlar da dahil olmak üzere birçok oyun belirledim. Güzel olacak. Yarın, öncelikle yarını bahsedeyim hemen. Resident Evil 4 Remake. 23 Mart 2023, yani yarın Ramazan'ın birinci günü oluyor değil mi? Evet, doğru. Ramazan'ın birinci günü oluyor. Yarın saat 14.00'da YouTube kanalında paylaşacağım. Sizler bölümleri izleyip geleceksiniz. Akşam da iftardan sonra, yani İstanbul'da iftar yarın 7.30'da mı? Yarın kaçta iftar İstanbul'da? Bir dakika, bir bakayım. İstanbul'da iftar kaçtaymış? İstanbul iftar saati. Heh.
19.25. Yarın büyük ihtimalle 8.30'da ben YouTube'da izlediğiniz yerden devam edecek şekilde Resident Evil 4 Remake'i canlı yayında oynuyor olacağım. Yarın 8.30 gibi başlar yayın. Bilginize. Divorne oldu. Yapacağız onu da merak etmeyin. O da var. Yapacağız. Oynayacağız arkadaşlar. boş yapma geç oyunu. Ömerciğim özür dilerim. Tamam geçiyorum birazdan. Serdar 10 tane katıl hediye etmiş. Serdar hoş geldin abi. Selamlar. Hayırlı Ramazanlar olsun. I am Kerem. Çam Sakızı Çoban aramızda. Melanie Jensen. Çok teşekkür ederim desteğin için. Hoş geldin. Ömer Faruk Orkun çok teşekkürler. Süleyman Bal çok çok teşekkür ederim 5. ayın için. Behço, iyi akşamları yayınlar Ramazanlar olsun demiş. 7. ayında katılını yenilemiş. Teşekkür ederim. Hoş geldin abi. Semih Akpolat, şefim donatlarımızda. Teşekkür ediyorum. Hakan Keçeloğlu, merhaba Mete abi. Özledik yayınları seviyorsun demiş. Eyvallah. Hoş geldin. Sahur kaçta İstanbul'da onu da bilmiyorum. Ama hani bayağı 3-4 saat buradayız işte. Fatih Bay Hoca 22. ayında bizimle birlikte. Ay maşallah. Teşekkür ederim. Sorun çözüm time. Çorbada tuzumuz olsun aramızda. Çakır şefim donatlarımızda. Çok teşekkürler arkadaşlar. Deniz Kora, Mehmet Doğan Çalışkan çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkürler. Ergin Bahtiyar, abi hayırlı Ramazanlar hoş geldin. 8D Ocean demiş ki çorbada tuzumuz olsun bebis hayırlı Ramazanlar herkes demiş. Hoş geldin abi selamlar. Aslı Melek Aydın çok teşekkür ederim senin için hoş geldin. Hayırlı Ramazanlar. Adem Yılmaz, Kral Steam'de Psych diye bir korku oyunu var. Denk geldim, yeni başladım ama fena bir oyun değil gibi duruyor. Bakmak istersen. Alırız abi onu da. İlerleyen gün yayınlarımıza alırız. Fobia, Saint Delphine Hotel oynayacağım. Merak etmeyin. Mesela Amnesia Rebirth korku oyunlarında yarım kalmış oynayacağım. İşte Kingdom Come Deliverance'dan falan. Bayağı oyun oynayacağım ben. Bu Ramazan ayında. Ama önümüzde en büyük oyun olarak Resident Evil 4 Remake var. Yarın o. Yarın 14.00'da paylaşıyorum. Artık 3 bölüm, 4 bölüm neyse paylaşırım. Atıyorum 4. bölüme kadar izlediniz. 4. bölüm ne oldu? Saat 8.30 oldu. 5. bölümden 4. bölüm bittiği yerden yayından devam gibi. Öyle devam edeceğiz. Zekeriya Efe Narin 3. ayında aramızda. 7 yıldır takip ediyorum demiş. İyi korkut bizi bugün demiş. Göreceğiz. Bugünkü oyunlar güzel bu arada. Oynayacağımız oyunlarda bayağı keyifli. Ben seveceğinizi düşünüyorum. Muhammed Ali Kurt çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Mesela bu Until Dawn'ın yapımcısı falan bir tane VR korku oyunu çıkarmış. Ay Kadir abi ne diyorsun ya? Kadir abim gene döktürmüş. Neydi? Switchback VR'dı galiba PlayStation VR 2 için. Onu da oynayacağım. Resident Evil 4 normalde ayın 24'üne çıkıyor ama ben yarın paylaşacağım. Yarın saat öğlen 2'de paylaşacağım. MYK 3 aydır bizlerle. Çok teşekkür ederim. Beytullah iyi yayınlar hocam. Korku gecesi için abur cubur hazırladım. Bekliyorum demiş. Eyvallah. Abi oruç tutacak mısın? Tutayım mı? Tutayım mı tutmayayım mı? Siz ne dersiniz? Abi, ya bu soru her sene soruluyor arkadaş. Bu sorunun şeyi yok ya. Ya kaçmıyor yani. Buse güzel teşekkür ediyorum desteğin için. Arkadaşlar yani sen tutuyor musun tutmuyor musun ya da ben tutuyor muyum tutmuyor muyum? Bu ne beni ne seni ilgilendiren bir şey değil bence. Bu yani bu yaradanla kul arasında olan bir şey değil mi kardeşim? İnanılmaz ya. Bu her sene herkese sorulan bir soru. Oruç tutacak mısın ya bu sene? Allah Allah. Eren Tiryakioğlu. Erenciğim çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Selamlar. Ya inanılmazsınız ha. Tutmuyorsan abonelikten çıkıyorum. Değil mi Emir? Anket açayım mı? Oruç tutayım mı tutmayayım mı? Ya inanılmazsınız. Giga Cihat. Çam Sakızı Çoban var bizlerle. Giga Cihat'ı duyunca nedense CSGO 2 aklıma geldi. Şimdi Counter Strike'ın yeni oyunu çıkıyormuş galiba. CSGO 2. Çıktığında oynarız. Değiştirmişler galiba birazcık oyunu. Gene koş koş vur değil mi kardeşim?
FPS FPS işte. Sara, Saracığım hoş geldin. Sara Giyata, şefim donatlarımızda hoş geldin. Kerim Demiröz, ablamla izledik hep seni. Şimdi ben izliyorum yayınlar. Kerimciğim hoş geldin. Selamlar, sevgiler. Hümeyra Özer, selamlar. Obscure, tabii yaparız. Bu ay yaparız. 30 gün var arkadaşlar önümüzde. 30 günde bir sürü oyun oynarız. Divor'u da oynayacağım lan. Bak bir sürü yazan oluyor. Görüyorum. Abi oynayacağız. Visage'i de oynayacağız. Divor'u da oynayacağız. Vallahi oynayacağım. Ama şöyle bir şey mümkün değil takdir edersiniz ki. Yani bir yayında bütün oyunları oynayamam. Yani bir yayında hepsini oynayamam. O yüzden hani her gün birkaç tane oyun, her gün birkaç tane oyun, bazen tek oyun oynayacağım. Merak etmeyin. Yani ben de farkındayım sizin neyi isteyip istemediğinizin. Hiç merak etme, oynayacağım. Vallahi bak. Yiğitçim çok teşekkür ederim ilk süper chat'in için. Hoş geldin. Nora, hayırlı Ramazanlar. Hope you have an easy and calm Ramadan. Hayırlı Ramazanlar Noracığım sana da. Hayırlı bir şekilde, güzel bir şekilde geçmesi dileğiyle. Hoş geldin. Resident Evil 4 Remake çok güzel arkadaşlar. Yani çok güzel. Gerçekten çok güzel. Aa, dur bakayım. Şunu gösterebiliyor muyum? Şunu gösterebilirim galiba. İlk bölüm kapağını göstereyim dur. Kadir abi atmış. Açabilirsem. Cemre, korku oyunu abi tek başıma geliştirmeye çalışıyorum. Sinematikler, VFX'ler, SFX'ler falan bir tık zorluyor ama bakalım hayırlısı. Sen üstesinden gelirsin. Ben sana inanıyorum. Sen yapıyorsan güzel olur. İnancı tam. Timuçin'im selamlar. Timuçin o gün gelemedim filme. Ah lan. Ha John Wick izledim. Ha vizyona girdi mi girmedim şu an bilmiyorum. Yarın girecek galiba. Çok affedersiniz. John Wick izledim. Bence John Wick ya işte bildiğin aksiyon. Vur 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 ilerle, vur 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 ilerle. Ama ben çok beklediğimi alamadım filmden ya. Dur bakayım bunu göstersem bir sıkıntı olmaz sanırım. Ha şey dur. Bunu göstermem için PlayStation'dan PC'ye geçmem lazım. Bir saniye. Ay geldim. Aa gene yanlış kabloyu mu taktım lan? Çok pardon dur bir saniye. Bu yarınki ilk bölüm kapağımız. Kadir abi sağ olsun. Her bölüm için 10 numara kapaklar hazırlıyor. Bu yarın Resident Evil 4 Remake'in ilk kapağı. Bunu gördünüz mü YouTube'da? Tıkla gir. 11 ay kimseye sormazlar aç mısın diye sonra orucum susana ne acaba? Hayırlı Ramazanlar. Arzucum sorma. Vallahi hoş geldin. Selamlar Arzucum selamlar. Annenin ellerinden öperim çok selam söyle. Bu böyle. Bunu gördünüz mü? Yarın dıklarsınız. Şimdi bugün oynayacağımız oyun şu. Daha önce demosunu oynamıştık. Anthology of Fear isimli oyun. Bugün oynayacağımız oyun bu. Bundan önce bir tane de demo bir oyun var, onu oynayacağım. Hatta onu da indirdim. Bu sefer indirmelerle bekletmeyeceğim sizi. Heh, tamam onu da indirdim. O da burada. Bir tane demo oynayacağız, bir bunu oynayacağız. Ondan sonra kalan vakte göre bakacağız. Bu Anthology of Fear zaten uzun sürüyormuş. Bitiririz hepsini.
Gözlüğün marka modeli mi? Bunun bir markası falan yok ya. Unomo yazıyor abi. Unomo. Ben bunu gidip şeyden almıştım. Gözlükçüden almıştım direkt. Kemal Barbar Half-Life 2 serisi düşünmüyorum Kemal'cim. Düşünmüyorum. World Music çok teşekkür ederim desteğin için. Sevgili İbrahim John Can çok teşekkürler. Bu arada Selahattin Yıldırım bir katil hediye etmiş. Çok teşekkür ederim. Meet Q Unix. Çorbada tuzumuz olsun aramızda. Çok teşekkürler. Şu anketimizi bir yapalım. Yayını beğenenlerin, yani yayının beğenilmesinin unutulmaması adına şöyle bir anket geliyor şimdi. Big me. Bir ile 35 arasında karakter mi girmelidir? Tamam öyle yaptık la zaten. Beğene yazdığımız. Ha. Tamam. Şu anketi bir unutmayalım. Bu anket önemli. Bu anket önemli. Yaptığınız hamleye göre orada anketi oylarsınız. Mina Rin çorbada tuzumuz olsun demiş. Esra Ezenur Yaşar. Esra'cığım görüşürüz. Aziz, Assassin's Creed 1-2-3 oynadığın Ramazan geceleri geliyor aklıma. Bakarsın yaparız ya. Ercümen Sezen, tekrar başlamayı düşünün oyunlar var mı? Yok. Hiç. Ya ben bilmiyorum abi. Ben bir gün kalkıyorum böyle diyorum ki böyle açıyorum YouTube'u böyle videolara bakıyorum. Ha diyorum bu oyun güzeldi lan bunu tekrar oynayayım diyorum öyle oynuyorum. Öyle düşünün bir şey yok. İsterseniz yaparız. İstediğiniz şeyler varsa. Kral demo seri girsek malum sabah iş var. Hemen abi. Ben şuradan New Renovator diye bir oyun. Unreal Engine 4 ile yapılmış. Ana bu Rusça lan. Bunun Türkçesi yok mu? Şey İngilizcesi. Ha. Tamam. Subtitle open mu abi? Subtitle. Hikayeyi anlamamız için. Graphics. Subtitle. Erdem Delibaş, Minarin, Ercüment Sezen, çok teşekkürler destekleriniz için. Yasin Eroğlu, Crime Passional isimli bir oyun var bakar mısın? İlk defa duydum. Bakarız. Crime Passional. Aa Lucius 2. Ben Lucius 1'de mi geçen Ramazan'da oynamıştım lan? Değil mi? Geçen Ramazan'da oynamıştım galiba. Bakarız. Lucius 2. Bunu şöyle yaptım. Bunu böyle yaptım. Video olarak gelecek mi YouTube'a? Gelecek, merak etmeyin. Bat House diye var bir oyun. Japon oyunu biliyorum şey. Daha öncesinde benzer oyunlar oynadığımız var listemde. Merak etmeyin. Fethican bir katıl hediye etmiş. Çok teşekkür ederim. Şu an 2500 katılımız var olması lazım. Ramazan boyunca bunu 5000 yapma hedefiyle katıl hediyeleri olur, katıllar olur. Birbirinize destekler olur. Hedefimiz 5000'dir, onu söyleyeyim. Mahmut Tuna, Çamsakızı Çoban Armağan aramızda. Çok çok teşekkür ediyorum. Long Dark tabii ki olacak. Hatta ona yeni güncelleme de geliyor diye biliyorum. Ben belki Long Dark'ın hikaye modunu bile baştan oynayabilirim.
Yayın sahura kadar. Sahur kaçtaymış? Valla annem 2:30 gibi falan yeriz diyordu. Dur bakayım, İstanbul. Ümsakiye. Sahur vakti 5:31. Ya yok, 5:31'e kadar değil tabii ki. Oha, 5:31'e kadar yayında durmam herhalde. Saçmalamayın. Öyle olmaz zannediyorum. Selamlar, iyi korkular. Allah abim selamlar. Abi selamlar, hayırlı Ramazanlar, hoş geldin. Bir iftarımız var ha. Bir iftarımız var. 8 Ocean 1 katıl hediye etmiş. Teşekkür ediyorum. Egemen Şaklar. Yapacağız. Egemen, daha bugün Gaming'le konuştuk, yapacağız. Hiç merak etme. Jul Çamsakızı Çoban Armağan aramızda. Rosemary Çamsakızı Çoban Armağan aramızda. Serdar, haydi gençler çökün katıla demiş. Abi teşekkür ederim desteğin için. Yayını beğenmeniz çok önemli. Yayını beğenmeyi ihmal etmeyin. Bakalım arkadaşlar, başladık yayına. Bir gidelim bakalım. Kaç oluyor? Kaça kadar gidebiliyoruz? Hep birlikte görürüz. Visage olacak abi. Vexus olacak, merak etmeyin. Visage olacak. Resident Evil 4 Remake bitince Visage olacak. Hazırsak başlayalım mı? Otel oyununa baktın mı? Gül Seda'cım, oynayacağım. Saint Daphne Otel. Oynayacağım. Oynayacağım. Aklımda, merak etmeyin. Hiç merak etmeyin, oynayacağız. Obscure, biliyorum. Spider-Man 2 gelecek. Evet abi, inşallah bekliyoruz. Mehmet Ali'cim yarın. O sistem yarın. Canınızı yerim, videoyu beğendiğiniz için teşekkür ederim. Yayını beğendiğiniz için. Pervin Gizem, çok teşekkür ederim. Hoş geldin aramıza. Tink korku oyunu. O eski değil mi ya? O eski. İbrahim Ceren, çok teşekkürler desteğin için. Oğuzhan Bursalı, çok teşekkürler. Serdar 20 tane katıl hediye etmiş. Abi çok teşekkür ederim. Kesene bereket. Serdar yine başladı. Go'ları verirseniz ben hazırım. Hadi. Go'ları verirseniz ben hazırım. Mesela Telltale Games'ten Game of Thrones falan oynayacağım. Ben onu oynamamıştım. Ah be. Bundan önceki Ramazan'da galiba Walking Dead'i oynuyorduk değil mi? Bundan önce 2 sene önceki Ramazan mıydı yoksa? Hey gidey. Oyunsal mevzu, çok teşekkür ederim katılın için. Evet, go'lar geldi. O halde diyoruz ki Razer sunar. Bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, Easter Gamers TV ekranlarına ve yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Aynı zamanda şu anda canlı yayında izleyen herkese de saygılar, sevgiler, selamlar. Ramazan ayı canlı yayınları başladı. Korku oyunları, devam eden seriler, yeni oyunlar, eski oyunlar derken 30 gün boyunca birçok canlı yayınla karşınızda olacağım. Birden fazla videoyla karşınızda olacağım. Resident Evil 4 Remake geliyor. 23 Mart saat 14.00'da Resident Evil 4 Remake videoları başlıyor olacak. Ramazan ayının birinci gün iftarını yaptıktan sonra da Resident Evil 4 Remake yayınıyla burada olacağız gene zaten. Şimdi önümüzde bir tane bıdık bir korku oyunu var. The Renovator Origins diye. Şimdi bununla başlayacağız. Bunun üstüne artık hani o başka bir videonun konusu olur ama biz bu canlı yayında oynuyor olacağız onu. Anthology of Fear adında bir demo oynamıştık. Onun tam sürümü çıktı. Onu oynuyor olacağız ama öncelikle şu korkuyla başlayalım. Tabii insanoğlu unutabiliyor gün içerisinde yoğunluktan bazı şeyleri. Videoyu beğendiysek lütfen alttan beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı ihmal etmeyin. Bu bir hatırlatmadır. Andy'cim hoş geldin. Bu ara bu korku oyunlarında niye hep karakterler yerden kalkıyor ya? Вроде бы это квартира, в которой вырос мой отец, но как я сюда попал? Ha diyor ki, karakter Rusça konuşuyor. Rus korku oyunu mu lan bu? Hiç haberim yoktu bu arada. Ben öyle indirdim yani. Tavsiye edildiği için. Şimdi V-Sync açmam lazım öncelikle. Bir V-Sync açalım. Çünkü ufak tefek kırılmalar var. Onu fark ettim. Oynarken başımızı ağrıtmasın. Şuradan V-Sync'i açalım. Tabii demo olduğu için şey biraz. Adını siz söyleyin. Optimizasyon problemi olacak. Bir de ışığı kapatayım. Yes. (Gülüyor)
Şöyle bek dedim. Continue dedim. Evet. Şimdi karakterimiz ilk başta ayağa kalktı, dedi ki ulan dedi ben bu yeri bir yerden tanıyorum dedi. Ne işin var burada dedi. Ha dedi burası benim babamın çocukluğun yani büyüdüğü ev değil mi dedi. Öyle bir kendi kendine konuştu. Babamızın doğduğu yere geldik. Babamızın öldüğü yaşta olmamak dileğiyle şu anda inşallah. Aha koşabiliyoruz mu lan? Hay Allah kahretsin. Peki koşabiliyoruz. Şimdi yapımcı bu demo için şöyle bir şey söylemiş. Demiş ki bu oyunun ortalarında bir kısım. Şu anda gördüğünüz demo. Bu ne, matruşka bebek mi? Tumbler toy. A same toy from my father. Diyor ki babamın çocukluğundan kalma oyuncağın aynısı. Sadece biraz daha yeni gözüküyor. Ama aynı korkunçluk var üzerinde. Aynı ürperticilik var üzerinde dedi. Tamam, Kız burası resmi kilit. yapıyor. Bu kim? Annemiz mi? Yok. Güzel bak, şöyle elili itmeli animasyonları seviyorum ben. Serdar'ım iyi geceler abi. Allah'a emanetsin. Hayırlı Ramazanlar tekrar. Hop. Işığı buradan açtık. Şurada bir elimizi yüzümüzü yıkayalım. Sıcak akıt. Oh ya Rabbi şükür. Tamam. Kapat abi. Şükür elimizi yüzümüzü yıkadık. Aa o ne lan? To get a better look at an object or see on a distance. Ha, okey. Aşağıda biri el mi yapıyor lan bize? Aa, aşağıda biri el yapıyor lan bize. Ne var lan? Ne diyorsun oğlum? Lan Rusça da bilmiyorum ki arkadaş. Dolap var. Ya bura niye bu kadar karanlık? Bunun başka ışığı yok mu ya? Şu ışığı tam aç bakayım. Işığı başkası mı kapattı? Bana bak. Saçma sapan iş yapmayın. Ne bu? Aa, süt. Dur, daha sahura var ya. Tamam. Burada konserve yiyecekler var. Ben dolabı da açık bırakayım da ışığından faydalanayım azıcık ya. Похоже, что сегодня Görünüşe göre 12 bugün Mart 12 Mart 1957. 1957. Oha, 1957'deyiz. Niye? Ne işimiz var oğlum bizim 1957'de? Niye karanlık ya her yer? Bu evin ışığı yok mu oğlum? Şarteli martili mi attırdınız? Ne yaptınız? Niye karanlık ya? Allah Allah. Selamun aleyküm. Tamam, burayı da aç. Burayı da aç. Lan kendime ışık oluşturmaya çalışıyorum. Hani koridordaki ışık belki kapıları açarsam içeri yayılır diye ya. Rus yapma, sus bakayım. Ha, oh bir ışık daha. Mum. Mumu alır mıyım? Niçin poджечь? I have nothing to light the candle. Ha, mumu yakacak hiçbir şey yok elimde diyor. Burada şey var. Tavla. Rusça bilmediğim için gündem haberler galiba. Valla yakında farklı diller öğreneceğim ya. Korku oyunu Ruslar da çıkarıyor korku oyunu. Onlar da hani böyle karakter marakter konuştuğunda yazıları gördüğümüzde net anlayabilmek için biraz Rusça çalışacağım ya. Не поддается. Tamam, orası sıkışmış, açılmıyor. Bu kim lan? Biz miyiz? Babamız mı? Ne yapayım? Yatayım mı lan? Не поддается. Kapı açılmıyor. Anladık. Nipot anladık lan. Tamam. Ha, ah buradaymış. Tamam. Şurayı da yak. Eşek kadar koymuşlar. Ben de sığır gibi bak. Anam Allah. Черт. Надо заменить Hay лампочку. Иначе в edeyim. темноте я ничего не найду. Aa, karanlıkta kalmak istemiyorum. Lambayı değiştirmem lazım dedi. Ampul patladı ya. Allah Allah. Yak yak, ne kadar varsa yak. Yak oğlum, mumu da yak. Üfleyerek yakarsın lan. Ampul nerede ola ki? Aha. Ya bir tanesinin lambasını söksek öbürüne saksak olmuyor mu ya? Biz evde öyle yapıyoruz. Yani şu saat... Что? Откуда здесь взялась кровь? Oo.
Bu kan nereden geliyor dedi. Kan ne alaka lan? Baba! Bu kapının arkasında ne olduğunu anlamam gerek. Baba! Ulan baba diyorum şimdi, babam aşağıdan gelecek ha. Efendim oğlum diye. Lan ne var? Ne var ya? Ne var? Kapalıyız abi. Allah Allah, mal mıdır nedir? Alacaklı gibi geldi oraya. Allah! Hayır. Ebenin. Efendim. Açamıyorum ki. Baba. Hay kapınıza şey diyeyim ya. Baba. Baba. Soyunuk musunuz? Geliyorum bak. Allah cezanı vermesin. Şu süpürgeyi alak bari, birine vururuz. Atlet don tamam, babamın bunlar. Yavaş. Ana modelleme falan var, ne diyorsun ya? Hayda, elektrik paneli girişteki şey şartel attı dedi. Ne şarteli? Razor ne lan? Aa bu şey değil mi? Tıraş bıçağı. Yo. Aynen. Tıraş bıçağı. Nasıl tıraş bıçağı? 1950. Kanane na o na enara ederlesi. Ne oluyor lan, kim var orada? Lan bari eve giriyorsunuz, kirasını ödeyin. Onun bunun çocukları kirayı bölüşecek bari lan. Baba kapıyı açın. Şarteli nerede evin? Evin şarteli yani, her evde şartel ışıktan bağımsız olmalı. O hep parlamalı ya. Baba. Anana bradırlar şu ola şekli. Hayırlı Ramazanlar. La koşmayın lan. Koşma. Şartel mi? Allah'ım bana beni attıracaklar şimdi. Baba. Oğlum şu ne lan şu? Lambamış. Ha lambaymış. Hala anahtara ihtiyaç var diyor. Ne anahtarı hoca? Ne anahtarı ya? Lan oğlum hiçbir şey göremiyorum. Lan bir şartel. Ya tüm evin ışığı gitmeseydi ya. Lan. Oyun istiyor abisi. Ne istiyor oğlum oyun? Ben istemiyorum ya. Arayamıyoruz mu yönetimi? Bir güvenlik birisini, kapıcıyı arasaydık ya. Lan gel. Şş, gel açığız, gel. La gel lan. Gel boklayayım gel. Niçin patlayacak? Yani abi şu an var ya böyle yapıp yakman lazım mumu ya. Şş. Yes. Davay. Artıyorum ska. Metro 2033, 2034 aynen. Ne bileyim, Rusça bu kadar biliyorum ya. Spasiba mıydı? Bir de şey var lan. Neydi o? Dereceli maçlarda Ruslar geliyor, küfrediyorlar. Ondan işte. Aa herif gitti la. Aa. Nereye gitti oğlum adam? Lan küfredeceğimi anladı ha. O ne? Can opener. Geç. Ha matches. Yeah take it bro. Yeah take it. Oley. Bunu elime alamıyor muyum? Ne diyorsun ya? Tamam. Bak işte. Bir salona gitsem. Yavaş. Yak. Nasıl kalmadı ya mum?
Kim diyor ya mum kalmadı diye? Şey mum diyor, şey kibrit kalmadı diye. Kapılarla oynamayın ama. Çok karanlık. Allah kahretsin. Göremiyorum. Başka çekmece var mı lan evde? Aç 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 aç. Çakma şey çakmak yok mu ya? Bak şurada bir getir sponsorluğu olsa ben çakmak siparişi falan. Kaçırıyorlar ha bunları. Yer açıldı ya. Ya böyle bir ortamda parmağını anahtar yapman lazım ya. O kadar söyleyeyim yani. Parmağını anahtar yapman lazım. O kapıyı açman lazım ya. Bu ne? Büyük babam ve babamın gençlik hali. Oğlum bizim babamız bir garip ha. Bakış değil. Büyük babamı çok fazla tanımıyorum. Hani şey çok fazla tanımıyorum. Hani hiç tanımıyorum. Yüzde hiç gelmiyor. Çünkü ben doğmadan önce ölmüş diyor. Elini almıyor ya mumu. Ya mal mı? Biz niye almıyoruz elimize? Take it. Just take it. Take it lan. Bir dakika şeye bakacağım bir. Settings. Controls. Take it. Yok. Take action. Yok abi işte almıyor. Dur bakayım T ile alır mı lan? E ile de almıyor. T ile de almıyor. Yok bunu almıyor abi. El yapıyor ama almıyor ya. Koştu ha. Çok karanlık. En başta bir verseydi kibriti falan. Çok zor duruma düştük ama. Ha o ne? Bu Rus bir amblem galiba. Ne bu? Ha, take it. Güzel. Tamam, mutfakta bir tane daha yakalım. Bir. Ha, iki. Abi aydınlatmıyor ki bu. Var ya o belli değil ya. Aha ampul buldum. Vallahi ampul buldum. Nereye? Ama şartel attı ki ampulü bulsak ne olacak? Şartel attırdı. Kaç tane kaldı? Bir tane kibrit kaldı. Çok iyi değerlendirmemiz lazım ya. Başka nerede vardı mum? Girişte var mıydı? Ben şunun ampulünü taksam belki gene... Ha? Yok mu? Just take it ya. Ampulü bulduk, elektrik yok. Lan brightness'ını azıcık açayım ne olur ya. Grafik brightness ya. Yok mu brightness? Lan aydınlatma koymamışlar oyunu. Allah cezanı versin. Oğlum ücretsiz lan oyun yaparken. Onu niye koymadınız ya? Bu ne? Kutu. Lan normalde bir mum var ya, aydınlatır bu odayı ya. Bir tane girişte bulsam ampulü takacağım ha. Şöyle verdim kendimi, geçtim. Burada bir yerde vardı galiba bir mum ya. Bu kapı. Onu... Ne yapayım, oturup bekleyeyim mi? Klietka с каким-то странным механизмом. İnteresan, для чего он? A cell with some strange... Garip bir mekanizmaya sahip olan bir kafes. Nasıl çalıştığını merak ediyorum açıkçası diyor. Ha bu da yok. Elektrik olmayınca o da yok. Arkadaşlar mum nerede vardı başka? Yapacaksanız yapın ya. Aha.
Bir mum daha bulsak, azıcık daha aydınlatsak çok güzel olacak. Şöyle şey, oyunu yapmış, ışığı unutmuş. Tavlalı odada dolap var. Orada kibrit görmüştüm oyunun başında. Tavlalı oda, dolap, kibrit. Abi yok galiba ya. Bir tane var da ben mum bulamıyorum. Saat kaç? Saat de bayağı geç oldu ha. Saatte kapıcıyı çağırsan kapıcı da gelmez. Ya göremiyorum. Şöyle şey, ben niye elimi alamıyorum? Abi şunu elini al ya. Kurban olayım ya. Ya ben salondan çıkamıyorum ki. Hah, tamam. Ulan burada bir mum be. Burası kapı. Banyodayım şu an. Burası hala kilit değil mi? Hala anahtara ihtiyacım var diyor. Aa, mumlar sönmüş. Ne diyorsun ya? Abi niye söndürüyorsunuz? Hayda, yanan da sönüyor. Yananı görür Allah Allah Allah. Ya bir şey diyeceğim. Bence bunu tutabiliyoruzdur ya. Bence oyunda bir hata var şu an. Bence bunu tutuyor olmamız lazım arkadaşlar. Bence bir sıkıntı var şu an. Ya biz en başta yanlış mı oynadık? Ne yaptık? He? Gaz lambası mı? Nerede? Ya ben önümü göremiyorum. Ne gaz lambası? Ulan sarı, gerçekten vereceğin oyun tavsiyesiniz. Aha, canister. Aha. Tamam. Canister buldum. Lamba. Abi gaz yağını buldum. Lambası nerede? As. Bir yer açıldı. Gaz lambası nerede? Gördünüz mü hiç gaz lambası? Şurada masada mıydı ya? Yo, o değil. Niçin patlayacak? Salonda solda gaz lambası. Ne diyorsun ya? Ne yiyeceğim paşi? Koş be lan! Ya tepkisizliğine hayranım ya Muzaffer. Gaz lambası ne? Oğlum göremiyorum. Vallahi görsem diyeceğim ki görüyorum ya. Hani görüyorum, korktuğum için gitmiyorum diyeceğim. Vallahi görmüyorum lan. Ha? La? Bir yardımcı olun oğlum. Salonda sehpanın üstünde mi? Salonda sehpayı bir bulsam zaten. Işığa sarılacağım ya. Bir bulayım vallahi sarılacağım. Aç aç. Ben niye görmedim, siz gördünüz ya? Bir dakika abi, gaz lambasının nerede olduğunu bulalım ya. Sehpanın üstünde... Allah Allah... Hep sokaktaki şerefsiz yüzünden. Ben de göremiyorum ki. Bir dakika abi. Bakacağım. Bence çok karanlık ya. Vallahi bakacağım. Gaz lambası neredeymiş ya? Dur. Vallahi bakacağım ya. Bir saniye. Bir de bakacağım. Millette de bu kadar karanlık mı? Ben anlamam. Bir saniye. Nerede o?
Oğlum millette hiç böyle karanlık değil. Hep bizde karanlık ha. Adam 20 dakika oynamış hep aydınlık. Gaz lambasını nereden buldun lan? Abi bir şey oldu oyuna ha. Bak bakıyorum ben şu an millet gayet aydınlık. Ulan ben galiba elimi çok çabuk suya soktum ya. Hayvan gibi gittik elimizi suya soktuk. Abi bir dakika, bir hata var. Bekleyin, dön geri. Bir daha başla. Bekle bekle. Direkt Lambert diye. Abi baktım adam sonuna kadar aydınlık oynamış oyunu. Ben anlamadım ki bu işi. Dur. Tamam tamam hallediyoruz ya dur. Bende. Dur oğlum oyun güzel lan. Dur. Bir karanlıktan diye oyunu şey yapmaz. Biz çok erken gittik suya ya. Neredeyim ben? Эбенин. Кажется, я узнаю это место. Вроде бы это квартира, в которой вырос мой отец. Burada hiçbir şey yokmuş. Как я сюда попал? Yok, bunda yok. Heh. Neredeymiş lan gaz lambası? Ha, bak buradaymış. Tamam. Kurcalama. Ha! Черт. Надо заменить лампочку, иначе в темноте я ничего не найду. Kobel midir nedir ya? Yaka bunda. Tamam. Ampul bulmamız lazım. Burada bir not var. Ama üzerinde ha, ne yazıyor? My father says that I have a rich imagination. 4 Mart 1950'de diyor ki 1957'de babamın söylediğine göre geniş ya böyle oldukça zengin bir hayal gücüm varmış. But I know for sure that I did not dream it. Ama ben hayal görmediğime eminim. Hiçbir şeyin hayal görmüyorum, uydurmuyorum. It all started after the arrival of the parents from Romania, Romania. Romanya'dan ailemiz geldikten sonra, ailelere geldikten sonra bu her şey başladı. Bazen aynanın yakından geçiyor. Bazen hani garip bir yansıma görüyorum aynada. Aynadan geçerken, aynanın yanından geçerken. Sometimes it's slower than me. Bazen benden it seems to me that it's slower than me and it's case always directed than me. İşte hep ben bazen gördüğüm şey benden yavaş hareket ediyormuş gibi görüyor. Bazen beni işaret ettiğini fark ediyorum. But as soon as I turn the light during the room, the strange... Ama ne zaman ki odada ışığı yakarsam o garip şeyler, gördüğüm garip şeyler ortadan kayboluyor diyor. Anlıyorum. Peki abi gaz lambasını ver bakayım. Heh. Şurada ne var? Kibrit ver hocam. Holy Bible. Rus Bible abi. Geçtik. Не поддается. Kapı kilit. Merhabalar. Что? Откуда здесь взялась кровь? Tamam bekle şimdi onu kurcalama. Bunun belki süresi vardır abi. Şunu bir... Burada ütü var. Bu var. Bunu yakmasaydık iyiydi aslında da boşuna. Ha, ampul. Tamam, ampulü buldum abi. Ampul tamam. Bir kibrit ver. Bu ne? Ivır zıvır şeyler. Tamam. Нужно узнать, что за этой дверью. Şu kapının arkasında ne olduğunu öğrenmem lazım. Anladık. Ampul bu patlamadı mı oğlum? Buranın ampulü patladı işte. Hah! Çok güzel. Yavaş. Не поддается. Tamam.
Oğlum. Tamam aslan, sok bakalım elini. Eşşoğlu eşek. Eşşoğlu eşek. Что за... Кто здесь? Baba! Evi satın, evi yakın, evi satın. Yok et evi, evi yok et. Yakın evi, evi yakın. Babamız komünist bir partiye şeymiş galiba, mensupmuş. Tamam. Yara bandı galiba o da. Bu ne? Hop, gaz oğlum, ver onu. Güzel. Bizim anahtar bulmamız lazım ya. Enekler. Enekler lazım. Anahtar nereden buluruz ki? Anahtar, anahtar. Yok, yok. O ne? Aha. Aa, onu ileri gittik, geri çek. Ne oluyor ki lan onu? Aa, bir dakika. Geri çek bakayım onu. Onun arkası bir şey mi var? Yo. Dur iteyim. Çekiliydi zaten. İttim. Tamam. Birkaç yerden bir şey mi iteceğiz acaba? Hay babamın çocukluğunu şey de vereyim diyeceğim ya. Şartel nerede oğlum? Dur, kapının orada şartel var diyordu. Aha. Şartel de elektrik değil. Kral şunu bir yak. Şunu şimdilik bir cebine koy. Bak, yak ama onu. Lan ne var ne? Hey! Koşuyor öyle. Evet. Beni takip et mi diyor lan acaba? Nereye gitti lan? Lan buradayım. Dur oğlum. Şöyle eşek. Benim bir tane anahtar bulmam lazım abi. Aa, küvette olabilir mi? Aha, o ne? Bu ne? Anahtar. Aha, vallahi buldum. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Anahtar. Ne var ki bunda? Anahtar. Ne yapalım? Allah Allah. Anahtarın etrafında bir şey var sanki ya. Ha? Anahtarın etrafında bir şey var bak. Bir bak. Old key in clay. Maybe I can clean it with water. Ha, tamam, su, tamam. Kil varmış etrafında, kil. Suda bir yıkayım anahtarı da kilini çıkarayım, dur. Ama open up bro. Elektrik gitti diye su akmıyor değildir herhalde. Heh. Tamam. Use it. İyice şöyle eline bıcı bıcı et onu. Heh. Eline bıcı bıcı et. Tamam, şimdi bu anahtar bize bu kapıyı açar diye tahmin ediyorum. Aa. Здесь нужен ключ. Anahtarı bulduk işte lan. Kullansana şunu. Aa. Evin anahtarı mı acaba? Use it.
Dalga mı geçiyorsunuz oğlum? Bulduk işte anahtarı. Çıkarın lan beni buradan. Anahtarı dayıya mı atacağız acaba? Yok. Dış kapıyı da açmıyor ya. Bir kilitli kapı bura var. Bir de bura var. Dur ha, dur şöyle yapayım. Bunu kombinleyemiyorum da. Allah Allah. Çekmece anahtarı. Çekmece mi? Ya bak şurada bir şey hareket ettiriyoruz da bence onunla bir alakası var gibi ama. Hangi çekmecenin ki bu? Aha. Это мой отец. This is my father. He wants to find out what. Ah, bu babamın daktilosu. Bu aileye ne lanetlemiş? Onu öğrenmeye çalışıyormuş dedi. Öyle yazmış notuna. Ha bir lanet var yani. Zaten belli o. O belli. Hangi çekmecenin ya? Ha kafes. Kafesin olabilir mi bu? Kafes de açmıyor. Kafes değil abi. Bu kafes anahtarı falan değil. Landrut Key. Aa, nere ora? La bak suyu açık unuttuk. Fatura çok gelecek. E çamaşırhane işte. Oğlum işte kirli çamaşırlık bura. Allah Allah. Düşün düşün boktur işin ya. Aha anahtar buraya açtı vallahi. Aç. Tamam. O ne? Bir şey aldım. Ne aldım? Ne o? Jar. Porcelain jar. Old grandmother's. Şurada porcelain. Aa. Büyük annemizin porselen koleksiyonu parçasını bulduk. Anam! Oh suck. Aha elektrik geldi. Vallahi elektrik geldi. Görünüşe göre elektrik kendiliğinden düzeldi. Hadi buyurun. Aa daktilonun sesi gitti. Ne oluyor lan? Ring inside son. Ring inside? Neyi ring ya? Sus lan. Hay büyük annemizin ben şimdi porseleninin kıracağım porselenini falan ya. Aç aç tüm ışıkları aç. Koridor moridor her yeri aç bakayım. Açılmıyor mu bura? Bura gelmemiş. Hah şunu aç. Aç onu da. Bunu da aç. Bunu da aç. Hah oh be. Oh şöyle bir gözümüz gönlümüz açılsın ya. Ver şuradan bir yumurta ver. Süt ver. Ben şurada ben bir pasta yapayım. Şimdi böyle bir ortamda. Şimdi porselenle ne yaparız? Galiba ayda tek değiliz. Onu çok iyi söylediniz ya. Kurban olduklarım. Onu mükemmel söylediniz ha şu anda. Belik baba... Oğlum babamızın çocukluğu mu bize oyun oynuyor? Ben anlamadım ki. Aha burada bir not var. Part of my grandmother's. Büyük annemin günlüğünden bir parça. 11 Mart 1957. Yaptığımız seyahatlerden bu yana kolye çok değişti. He began to avoid me and always refers to fetish. Hani beni rahatsız etmeye başladı. We don't talk much. Çok fazla konuşmuyoruz. O daha çok kendi kendine konuşuyor. Özellikle banyo aynasının önüne geçtiğinde çok fazla kendi kendine konuştuğunu gördüm. Kolya'nın garip davranışları aynı zamanda bizim çocuğumuzu da etkiliyor. Sasha'yı.
Ha diyor ki hiç gerçekleşmemiş ve böyle korkunç korkunç hikayeler anlatmaya başladı çocuğumuz diyor. Hatta komşularımız bile bunu fark etti. Çay buz gibi olmuş, korku oyunu oynayacağız diye. Tomorrow you are going... Hatta yar, işte komşularımıza kadar sıçramasından sonra yarın bir doktora gideceğiz diyor. Umarım hani şeydir, sıkıntı yoktur. Ay saşasını da, kolpasını da, kolajını da. Ayna kırılmış. Nasıl baktıysa artık. Biz bu porselenle bir şey yapacağız ya. Aa açılıyor mu? Yok. Porselen takımını şuraya koysak. Yok. Bak bunu çekiyoruz. Sanki bir yer açılıyormuş gibi ya. Sanki bir çekmece mekmece bir şey açılıyormuş gibi. Ring inside sun. Porseleni yere mi atayım? Harbi mi diyorsunuz? Drop. Aa kırıldı. Aha yüzük geldi. Aile, büyük babama ait olan bir aile yadigarı yüzük. In a difficult moment the ring will help you find a way. Zor durumlarda yüzük sana yolunu bulmanda yardım edecek. İhtiyaç duyulduğunda kırmızı yanmaya başlar. Ha ne diyorsun ya? Tamam. Ver bakayım. Büyük babamın yüzüğü ha. İhtiyacım var. Parla. İhtiyacı o mu karar veriyor ya? Belli ki benim şu an ihtiyacım var. Aha. Otostop mu çekiyor? Ne yapıyor? Ha, bu saatte kafasını alırsın. Allah'ım! Anam! geliyor. Aa herif gitti lan. Büyük baba. Ay büyük babamın. Aha. Bir şey oluyor. Parlıyor lan bu. Anam Allah! Allahu Ekber! Bismillah! Aha, ev yıkılıyor. Lan ne oluyor be? Anam yanıyoruz. Aa, ne oluyor oğlum? Aha cehenneme gittik. Aha Thanos parmağını şıklattı. Buradaki her şey resmedilmiş. Надеюсь, через Мольберт я смогу вернуться в квартиру. Ana, fotoğrafa tıklayınca oraya gittim lan. Gene gidebiliyor mu? Aa. Çöle geldik lan, ne oluyor? Yok, gazlanmasına gerek yok. Aga ne oluyor aga? Abla ne anlatıyorsun be oğlum? Yüzüğü çıkar bakayım. Lan oğlum dur yüzüğü çıkar. Use it. Çöle niye geldik ya? Arsa mı var bizim acaba burada? Dededen yadigar. Şu gemiye gidebiliyor muyum? Ay götüm bir de yoruluyor ha. Buraya gelmiş bir de yoruluyor ha. Bir gayret et, bir çık lan. Ritona. Irona mı ya da? Riona.
Aha not var. Vallahi not var. 1 Temmuz 1956. My favorite pastime is looking at pictures and. Benim en hani favori vakit geçirme zamanım diyor. Fotoğraflara bakmak ve kendimi o dünyanın içerisindeymişim gibi hayal etmek. A world where I can be anyone. Hani her yerde olabildiğim o dünyayı hayal ediyorum. Hani cesur bir korsan olabilirim, bir gezgin olabilirim, kural koyan kişi olabilirim, işte yani kendi kurallarını kendi koyan kişi olabilirim. Bunlarla alakalı hikayeler yazmayı ve yepyeni diyarları keşfetmeyi ya da onlara gidip böyle kocaman gemilerle o diyarlarda hazineler aramayı hayal ediyorum. Büyüdüğümde kesinlikle bir müzede çalışacağım, tıpkı babam gibi. Doğarken seçemiyorsun ya aileyi. O sıkıntı abi işte, orası sıkıntı. Başka bir not var mı? Ben dönüyorum. Çünkü daha fazlasına gidemiyoruz bence ya. Ya Allah bir döneyim bakayım. Ne gemisi be abi, ne anlatıyorsun be baba? Aha buraya geri geldik. Aleyküm selam. Buna girebiliyor muyuz? Yok buna girmeyek. Dur şurada bir tane vardı ya, ona gidemiyoruz mu? Beling bebeling. Bak şurada nazar dedik, kırdık. Nazar çıkmadı, bize girdi ha. Şu kapıların hepsini açar mısın? Bir aç şunu. Şunu bir aç. Şunu da aç. Aç şunu. Aç. Aç bakayım şunları. Otostopçu orada mı? Yok. Şu kapıyı açamadık ya. Görünüşe göre bugün 12 Mart 1957. Aynen. Kafeste bir şey yapabilir miyiz? Yüzüğü mesela kafese koysam. Клетка с каким-то странным механизмом. Интересно для чего? Bak bir dakika şöyle yapalım. Yüz yok. Aa kafeste anahtar var ha. Oğlum bak buraya bir ağırlık bir şey koymamız lazım gibi. Ona bir dengeleyici lazım. Babam bir şey yazmış mı? Hala ring inside diyor. İçinde içinde ha içinde. Bunu çözmemiz lazım arkadaşlar. Kafesi makaslayayım mı? Nasıl lan? Makası bulmamız lazım o zaman. Makas lazım. Nerede makas? Bir de çok sessiz oyun. Çok tırsıyorum bir an bir şey olacak diye. Düt düt. Var mı bildiğimiz? Makas. Ne makas? Yok bende makas. Şu duvardaki tablodan notu aldık. Büyük annemizin şeyi, notu. Allah bilir babamızın içine cin girdi ha. Şunu bir ele al da. Bu da Selena gibi çağırdı mı gelmiyor. En vakitsiz zamanda geliyor ha. İhtiyacım var. Dışarıda yazım var. Nerede? Sokakta mı? Sokakta mı? Ne yazıyor? Nereden gördün? Oğlum nasıl gördünüz? Nereden gördünüz ya? Ben niye görmüyorum ya? Makas olsa olsa buradadır. Bakalım.
Maşallah ne gözü var sizde be? Aha büyükannemin bir porseleni daha geldi ha. Dur bunu da kırayım. Bismillah. Aha. Aa gene yüzük geldi lan. Bana boyuna yüzük geliyor. Bakayım. Makas. Banyoda dolabın yanında mı? Banyoda dolap yok ya. Mutfaktadır o. Dolabın yanında en sağ çekmecede. Arkadaşlar burada öyle bir... Yap bakayım. Allah ne oluyor lan? Şöyle üste bakayım belki üsttedir. Şunu da açamaz mıyız ya? Bu da açar ya. Salonda çekmecede. Ha dur gidiyorum. Salon dolap. Ha, makas. Tamam. Nowhere to apply mı? Nasıl ya? İşe yaramıyor diyor. Bizim bunda başka bir şey kesmemiz lazım. Bununla başka bir şey keseceğiz. Koymuyor ha. Yüzüğü koymuyor ya. Drop mu desem acaba? Biri koştu. Koymuyor arkadaşlar. Drop da demiyor. Bak. Drop olmuyor. Use var sadece ama olmuyor. Yok öyle bir şey değil bu. Ulan makasla acaba gemi tarafında bir şey mi keseceğiz? Ha? Gemi tarafında bir şey kesecek olmayalım. Bir dakika. Şu ben bir gidip gelsem gene. Bir dakika. Porseleni koyacak olmuyor oraya. Dolaptaki kitabı ileri aldığında duvardaki tablolar oynuyor fark ettiysen. Vallahi fark etmemiştim. Burada bir şey kesmeyiz değil mi? Döndür beni bir daha. Beynimi yaktı lan oyun. Bak bu böyle ya. Bak bu böyle, bu fotoğraflar böyle. Bak şimdi. Bak şimdi. Hop bak gördün mü? Tak. Tablo oynadı. Bozulma, bozulma. Bozulma. Hah. Tamam, porseleni aldım. Şimdi giden porseleni oraya koyuverem. Hmm. Tamam. Porcelain. No, no use it, no.
Porseleni de koyamıyoruz. Porseleni de koymuyor. Bu işte başka bir iş var arkadaşlar. Çölde kutu mu var? Bir gideyim bakayım. Burada kutu var ha. Ne tarafta acaba? Şurada. Fotoğrafı da kesemiyorum ya. Öyle bir şey de değil. Şöyle gidip kesmeli bir muhabbet de yok. Öyle bir şey de değil. Başka bir şey var burada da. Ay hayır hayır hayır. Lan dur lan dur lan. Ya bize porseleni drop deyince de olmuyor ya şeyde kafeste. Bence öyle bir şey değil arkadaşlar o. Bir dakika ben şuraya bir gideyim. Biraz gecek etraf ya. Çöl möl ne alaka onu anlamadım. Kafam onu almadı ya. Şu ne? Kutu mu şu? Yo bu taş. Az önce burada sandık vardı. Abi ben gerçekten görmüyorum ya. Lan nasıl bir göz var sizde? Ben harbi çözemedim sizdeki bu gözü ben ya. Maşallah bir göz var sizde ya. Bir de karakter yoruluyor ha. Ha bir nefes al hadi. Tamam mısın? Hadi koş. Ha. Bir de yoruluyor ya paşam. Aa ileride bir şey var lan. Ha, ileride bir ağaç var dedi. Ağaçta lastik sallanıyor. Aa evet evet sandık var. Ya oğlum hadi bir yorulma artık ya. 3 adım atıyorsun yoruluyorum. Bu neyiz biz ben anlamadım ki ya. 677 yaşında falan mıyız? Aha. Kuş geldi lan. Babamın ben çok küçük yaştayken bana yapmış olduğu tahta kuş. İyi. Oo, kum fırtınası başladı. What's in the box? What's in the box? Lan göz gözü görmüyor. Aa geminin ışığı yanıyor lan. Geminin ışığı mı, paratoneri mi acaba? Döndür bizi, döndür. Kuşu kafese. Kuşu kafese. Zınk. Nasılım? Kimsin lan sen? Что тебе нужно? Bir ihtiyacım var, hayırdır? Alın, alın! Ne oluyor? Alın, alın! Allah cezanızı versin. Kuşu kafese koysaydım ya.
Kuşu kafese koydurmadı. Allah cezanı versin. Evet, demosu böyleymiş. Garip bir oyundu. Buna çıkınca bakarım ya. Buna çıkınca bakarım. Demomuz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Onu oradan bul, bunu buradan bul. Biraz kafa karıştırdı. Işık mışık olayı kafa karıştırdı ama bence çıktığında tırsıtır bu oyun. Bence çıktığında tırsıtır. Evet, o zaman ikinci oyunuma geçiyorum. Anthology of Fear. Korkunun antolojisi. Antoloji ne demek lan? Let's go. Bir korkudan diğerine. Hadi bakalım. Lan yayını açalım. Ne ara 1,5 saat oldu ya? 1,5 saat geçmiş bile. Sizle zaman akıp gidiyor ha. Antoloji yani korkunun kitabı gibi bir şey herhalde değil mi? Bu oyun demo değil. Bu oyun yaklaşık böyle 2-3 saat falan sürüyor. Şimdi 2-3 saat bitireceğiz bu oyunu. Hazırsanız. Dın dın. Meti yarım kalan Japon korkusuna oldu. Şey mi? Fatal Frame mi? Ya isterseniz oynarım onda bu Ramazan ayında yayınlarda. Ekran kartı ne? Şu an 4080 var şeyde kasada. Da bu şey geçici bir ekran kartı. Benim değil. Evet, yayını beğenmeyi unutmayalım. Yayını beğenme önemli. Onu unutmayalım. Haydi. Hazır mıyız? Hazırsak o halde Razer sunar. Evet, bayanlar ve baylar, sevgili dostlar. Anthology of Fear. Daha öncesinde demosunu oynadığım bir oyundu. Zaten oyuna başladığımızda az çok daha öncesinde izlemiş arkadaşlar hatırlayacaklar. Yepyeni bir korku oyunu. Çıkalı da birkaç gün oldu. Bugüne kısmetmiş. Ramazan ayı yayınları kapsamında oynadığımız İlk oyunlardan bir tanesi olacak kendisi. Başlamadan hemen şuradan dil seçeneklerine bir geleyim. Türkçe belki. Vallahi mı? Ne diyorsun ya? Adam, adam. Bu oyunu yapmış. Şu an bir artı bir aldı zaten bizden. Şu an bir artı bir aldı. Peki. Görüntü kısmında alt yazılarımız da açıksa benim bekleyecek hiçbir şeyim yok. Sizler hazırsınız. Ben hazırım. Alt yazılar hazır. Her şey hazır. O halde emeği geçenlere teşekkürler diyerek huzurlarınızda Anthology of Fear başlasın efendim. Artık 2 saat, 3 saat ne kadar sürer bilmiyoruz ama başlamadan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı ihmal etmeyin. Buyursunlar. Bayılıyorum Türkçe oyunlara. Han, it's me. Sorry I'm calling this late. I hope you're doing okay. I'm checking a lead. This woman claims to have worked in a mental health clinic. Says the boss had done something terrible. Claims she knows. I never knew Nate had problems like that. So she told me I'll find the answer there. And now I wish I hadn't left. But it's the strongest lead I've had. Ne oldu oğlum? Lan nereye geldik bir anda? It's Ethan. Are you there? I'm here. Are you sure you're not followed? Yeah. What's next? I left you something useful. There's a closet next to the trash cans.
Check the drawers. Şahsi notları görmek için tap tuşuna bas. Muhbir bana şifonyerde bir eşya bıraktığını söyledi. Bu koridorda bir yerde olmalı. Hayırdır inşallah. Ne dedi? Bir şey diyeceğim. Sensitivity inanılmaz fazla. Şunu bir hemen bir ayarlayayım. Kontroller. Kamera hassasiyeti. Şunu şöyle 0.7'ye alsak. Bence kâfi olur diye düşünüyorum. Gene bir tık fazla ama bakacağız. Çöplerin orada bir çekmece vardı değil mi? Çekmece gibi bir şey var. Baba burada bir çöp var. Henüz dönemem. Oha başladığımız yere mi geldi? Nasıl lan? Burası da şey. Tamam, okey. Şifonyer. Hiç şifonyer görmedim ya. Alt yazılar bu kadar büyüyor arkadaşlar. Daha fazla büyümüyor. Ama isterseniz ben okurum. Hah, şifonyer burada gördüm. Hoppa. Levy aldık. Bir sürü anahtar aldık. Manyetik kart aldık. Hadi buyurun. Tamamdır, buldum. Dikkat çekmemeye çalış. Bu kadın söylediğine göre bu kapılardan birisi beni Bodrum'a götürecek. Bu kapalı. Bir tık asılmamız lazım. Bodrum'dan ziyade üst kata çıkıyor gibiyim. Ha burada Bodrum var. Tomasso and Professor Property and Public Basement Always On. Aa diyor ki kendinize ait eşyalarınızı halka açık Bodrum'larda saklamayın diyor. Ne oluyor oğlum? I'm downstairs. Ben Bodrum'dayım. Okay, look for the blue door. Mavi kapı. Burası kapalı. Keşke biz telsizde olsaydık da o gelseydi. Bu zamanda çıkmış bir oyun vardı. Cry of Fear bilir misiniz? Steam'de falan ücretsiz de hatırlarsınız. Nedense oyun, bu oyun biraz onu anımsattı bana ya. Mavi kapıyı bul. Oğlum nerelere gidiyorsun? Yeşil, yeşil. Bunlar ne? Bunlar ne yeşil? Bu kilit. Kilit. Anam! Lan kendimi sıkıştırdım. Bu da kapalı abi. Sizdeki kadın. Aha mavi kapı. Vallahi mavi kapı. Sadece personel girebilir. Tamam mavi kapıyı buldum. Resmeler kimde kapalı. Ancak binanın bakımını yapmaya devam ediyorlar. Alarma dikkat et. I broke into the clinic. İzinsizce kliniğe girdim. Orada ne bulmayı umduğumda gerçekten emin değilim. Nathan'ı salim salim bir şekilde bulabilirim belki. Cevabı. Yani burada bir cevap varsa. Neredeyse 2 yıl geçti. Çok hatalıydım. Mavi kapı
kapıyı buldum. Kulaklarım çınlıyor. Onu bulmaya yakınım. Durdum, başım döndü. Ne yapayım? Tamam, biz buradan geldik. Bu kilit güzel. Bir sürü anahtar kullandım. Bir kapı için mi? Peki. Biz Ethan'ız ve Nathan'ı mı arıyoruz? Ya da Nathan'ın başına gelenler. Bu klinikte ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Koşabiliyorum değil mi lan? Ay Allah kahretsin ya. Puh! Allah kahretsin. Robert, Sylvia hala senin sandalyenden şikayetçi. Hallet artık şunu. T.H.'nin yazdığı bir not. Amen. Arşivi nerede bulacağım? İçerideyim. Are on the sea floor. Access to upper floor is secured with a card. There's no electricity. Elektrik yok, yerini kullanamazdık. Sesi ayarlıyorum bu arada. Breaking in would set off the alarm. You'll have to turn on. Sesi şöyle ayarladım, benle dengelenmiştir. So where will I find this office? It's hardly an office. It's A53. I left you the key. A53 numaralı oda. Onu bulduğun haber var. A53. Kart okuyucuyla çalışmak için acil durum elektriğini açmam gerekiyor. A53 numaralı odayı bulmalıyım. A53. Oha oğlum nasıl? Ya şu olay çok kötü ya. Ben bunu biraz daha azaltacağım. Hah daha iyi. A08. Mesela buralar açılmıyor değil mi? A53. Üst katlara çıkmamız lazım ha. Burada olmaz ki bu. Asansör tabii çalışmıyor. Elektrik yok. Evet. A2. Nathan! Eğer kart kullanmasam onları açamam. Aa 21'i buldum. Hadi buyurun. Çocuğunuzu... Çocukla işe gelme gününde çocuğunuzu getirin. Burada bir şey bulamayacağım. Şunu içebilecek miyim peki? Boş kutular ve diğer çöpler. Bir kere de işimiz rast gitsin ya. Bir kere de elektrik melektrik her şey olsun abi. İlgi çekici bir şey yok. Nasıl yok ya? D19'dan bayan hasta. Yeni yastıklara ihtiyacı var. Son zamanlarda yastıkları kusmuklarla kaplı. D17 el ve ayak bilekleri için yeni bağlara ihtiyaç var. Bir öncekiler bayağı bir ısırılmış. D12'de ek bir doza ihtiyaç var, okunaksız. D15'teki hasta için daha fazla sıvı ihtiyaç var, uyku apnesi kötüleşiyor. D13'teki erkek hasta uyumakta zorlanıyor, beyaz gürültünün yardımcı olabileceğini düşünüyor. Ona bir radyo ayarla. D11'den bayan hasta yan odalardan gelen gürültüden şikayetçi, onu taşımayı göz önüne almalıyız. Burada raporlar var. Beyaz gürültü neymiş ya? Burası açılmıyor abi. Katılıp bana arkadaşlar çok teşekkür ederim. Kesinize bekliyorum. Hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Şu an diken üstündeyim valla. Çok korkuyorum bir şey olacak diye. Düz ses beyaz gürültü. Ha düz düz ses. Beyaz gürültü diyor muymuş? Banyo. Ha, tuvalet. Çok şükür yine aynalarda yokuz. Allah'ıma bin şükür. Yine küsüz aynalara. Bura tamir var galiba. Yavaş. Bura lan. Jack and Rose. Bu Rose'inkiler mi? 1986. Vay vay vay. Rose da Rose'muş ha. Rose belli Rose yani. Gül gibi vallahi. Ben buralardan geldim.
Böyle gidemem. So guys. Oo. Neydi bu cihazın adı ya? İlgi çekici bir şey yok. Şey bu dang 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 dang. Ondan bu. Adı aklıma gelmedi de ondan. Dın 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 o. Vay be. Abi Rose gelecekse gelsin ya. He? Rose'um. Gelir mi ki Rose? Aile 3. Heh. Oğlum bu nasıl salak bir oda tasarlamaktır ya. A02 var, bir de aile 3 falan var. Ne oluyor ya? Aynı katta. Lan? Aa. Tersteki kadın gitti. Burada bir şey bulamayacağım. Ne yazık ki. Bu ne? 23 Ocak 1979. DiMarco, Alexander DiMarco. Tedavisi sinir sisteminin uyarılması. Teknik elektrosefalografi, parmak ekosimetrisi gibi şeyler, tıbbi terimler. 566 süre uyku süresi, 10 dakika uyku başlangıcı gecikmesi, yaklaşık 10 dakika uyanma. 4 REM evresi kaydedildi. EEG parametreleri anormallik yok. EKG parametrelerinde sinüs ritmi normal. Ortalama kalp hızı 81. Ektopi kaydedilmedi. Solunum hızı yüksek. Onun yaşlar aralığında REM'de 20'ye kadar ulaştı. Gece boyunca 5 sol olayı kaydedildi. Yazılanlar okunmuyor burada. Çizilmiş. İzlenim fiziksel semptomların yokluğu bir sonuca götürüyor. Hasta tedaviye yanıt vermiyor. Nörolojik iyileştirme terapisi listesine dahil edilmesi düşünülmelidir. Allah Allah. Hiçbir şey anlamadım. Yani tıp yok ki abi bende. Tıbbi hiçbir şey yok bende. Yani adam yaşıyor mu ölüyor mu? Bana onu söyle. Kayda değer bir şey yok. Ulan buraya bir şeyler bıraktım dedi kadın ya. Şartel martel. Aha ana akım ana güç. Ona dokunmasam iyi olacak. Baba ona dokunma buna dokunma. Biz elektriği nasıl açacağız? Sigara öldürür hocam. Kartoloji çalışmıyor. Açılma, ekran açma. AL3 onu. Tamam AL3 abi. Backup power. Mümkün olduğunca kolay. Heh. Ya Allah. 1 2 3 Vallahi. Evet arşiv nerede? Oğlum kadın gitti. Ne oluyor kadın gitti? Can you hear me? Beni duyuyor musun? Lan telsizlik kadın. Adını bilmediğim kadın. Lan. Güç kaynağı çalışıyor gibi gözüküyor ama telsizler artık çalışmıyor. Hasta dosyaları arşiv için ikinci katta olması var. Oradan başlamalıyım. Asansöre. Ya Allah. Kolay gelsin. Hiç rahatsız etmeyelim biz. Bir çalışmıyor, nasıl çalışmıyor? Yani niye çalışmıyor ya? Çalışır ya, niye çalışmasın? Lan! Ümit Kurt, canlı yayınlar Facebook'a değil, YouTube'da abi tüm canlı yayınlar. MR makinesi. Ha buradan çıkarım ha. Tamam, manyetik kart kullandık. Let's go. Hoppala. A52 mi? Oğlum bu da A52 değil miydi lan? A53. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Lan burası ikinci kat. Başka bir karta ihtiyacım var. Ne diyorsun ya? Açarım burayı. Manyetik kart kullandım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ya tüm oyun bu Allah'ın belası yerde geçmeyecek herhalde. Arşiv kapısında manyetik kart okuyucu bulunmalıdır. Baş hemşireler. Ya
saksı düşmüş, kötü işaret. I love mom. Annemi seviyorum. Ben de. Alice, Daniel okuldan alabilir misin? Bugün mesaim var ve Tom şehir dışında. Alice'e iş kilitlediler. Çocuğu Alice'e kilitlediler abi. Açılmıyor. O ne? Aha. Benim can kırıklarına var. Oluyor lan. Bak burada bir bızbız ediyor ha. Çok sakin başladı oyun ya. Hayır işi değil bu iş ha. Bak bu iş hayır işi değil. Hop. Bir oradayım bir buradayım. Aha. Hasta arşivi. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Yakın olmalıyım. Neye? Kesinlikle bir sürü bilgisayar var. Anladık oğlum bunu. Lanet olsa arşiv buldum. Neyse ki Soren çok da popüler olmayan bir soyad. Soren. S. S. O. P. R. S. Theodore, istediğin gibi 3667 N numaralı kaseti çalışma odana bıraktım. Masanın çekmecesinin anahtarı bende yoktu. O yüzden rafa koydum. Gözden kaçmak imkansız. Umarım yetkililer yakında her şeyi bir şekilde çözer. 26 Ağustos 1979 Nathan Andrew Soren. Muayene öncesi açıklama. Nörolojik iyileştirme terapisine kayıtlı 27 yaşında bir erkek. Uyku sorunu yaşadığını, tekrarlayan kabuslar gördüğünü bildiriyor. Sinirli, konsantre olmakta güçlük çekiyor. Uyku apnesi olasılığı bulunuyor. Uyku için antihistaminik kullandığı bildiriliyor. İlişkili hastalıklar, ailesinde depresyon ve paranoid şizofreni geçmişi bulunuyor. Hadi buyurun. Hadi buyurun. Bir kere de kelebeklerden dolayı kafayı yemiş bir insan göreyim dişimi kıracağım. Kelebeklere aşık olduğu için kafayı yiyor. Öyle biri olsun bir de. Şanslıyım. Birisi onları hipnoz denen tipin ofisine götürmüş. Ofis. Hipnoz. Acaba ofis. Theodore'un odasını bul. Ha, çalışan arşivi. Gir bakayım. Birkaç çekmece eksik. Onları burada görmüyorum. Belki de belgeler başka bir yerdedir. Deme ya. KLMN, PR, PR, S yok. Tüh. Bir kat daha çıkıyorum. Theodore abi. Theo hocam. Hah, Theodore Hipnos. Doktor Theodore Hipnos. Hah, kaset. Kayda değer bir şey. Nasıl değil ya? Ha, it var burada. Köpek var bak. Köpeği herhalde. 9 Mart 1979 sevgili Profesör Theodore Hipnos, Bay McKinley bu olayla ilgili raporunuzu aldı. Bu haberi sakin karşılamadığını söylemek hafif kalır. Vazoyu neredeyse kafanıza kırılmadan dolayı şanslı olduğunuzu söylemeliyim. Efendim, Bay McKinley ekibinizin sonuçlarından dolayı hayal kırıklığına uğradı. Bilimsel adımlarınız kliniğinizden değerli bir veri almayalı aylar, siz de telefonu açmaya tenezzül etmeyeli günler oldu. Yönetim kurulu Morpheus Tüp Merkezi'nin faaliyetlerini derhal geçerli olmak üzere askıya almaya karar vermiştir. Lütfen tüm personelinizi bu gelişmelerden haberdar edin. Hepsi ücretli izne gönderilecektir. Olayın gizli kalması için tüm önlemler alınacaktır. Bunu sağlamak sizin tarafınızdan olacaktır. Ne oluyor oğlum burada? Bay Soren'in ailesine gelince bizim aradığımız eleman onlarla temasa geçilmeyecektir. Hayatta kalan herhangi bir akrabası bu olayı öğrenirse Bay McKinley artık sizi ve hayatınızı koruyamayacaktır. Sizi ya da Dr. Zoe'yu bu perşembe günü saat 14'te Chicago ofisimizde bizimle görüşmeye davet ediyoruz. Bay McKinley özellikle bu toplantı için Melbourne'den gelecek. Zamanını verimli bir şekilde kullanacağını umuyor. Delfina Maria
Torres, Jonathan Mackin'in kişisel asistanı, bu notu yazan kişi. Evet. Aldın, içinde dokümanların olduğu kutu. Tamam. Burada bir takım belgeler ya da video kaset var. Birinci kattaki televizyonda onu izleyebilirim. Ha, şu mavi televizyon. Ya Allah, hadi gidelim. Büyük ihtimalle izledik mi başlayacak mevzu. İzledik mi mevzu başlayacak. Bugat Zortkart. Aynen. Tamam lan. Biri açık bırakmış olmalı. Video kaseti kullandı. Yok oğlum, daha demin açıldı ya bu. İzleyelim bakalım. En rahatsız ettiğim, en rahatsız olduğum sesler bu cızı sesi. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Kaza mı olmuştu? Yardım bulmalıyım. Nere olduğunu bilmem gerekiyor. Aha! Hatırladınız mı şimdi? Demoda burayı oynamıştık. Tamam. Böyle bir sokak hatırlıyorum. Bu bölgeden hiç geçtim hatırlamıyorum. Kahretsin. Bugün arabaya bindiğimi bile hatırlamıyorum. Kimseyi görmüyorum ama belki bana yardım edecek bir şey bulabilirim. Kaseti bize oynatıyor. Bunun için ne için olduğunu hiç fikrim yok. Kontrol etmemeyi tercih ederim. Bu Nathan diye bir adam arıyor ya bizim. Ethan denilen adam. O Nathan oynuyoruz şu anda. Başına neler geldiğini göreceğiz. Selamun aleyküm. Şahsen buraya manken koymazdım. Koyma o zaman. Anam ne olur lan! Telefona bakarken kendimi çok da hissetmiyorum. İçinde uzak durmam gereken dair bir his var. Tövbeler olsun ya. Hiçliğin ortasından Arnold Tunus bile bulacak kadar şanslıyım. Neden en başta buradaydı ki? Neyse, o kapıyı açmalıyım. Alo? Hangi kapı ya? Kapı bura. Efendim? Ya Allah. Bir çeşit jeneratör. Asansör ışıkları yanıyor ama panel çalışmıyor. Garip ama büyük ihtimalle asansör acil durum gücüyle çalışıyor. Belki tam güç geri getirebilirim. Bir jeneratör falan bulmalıyım. Aa, girdim sandım lan. Aa, tamam, bidon. Arabanın orada bidon vardı. Hatırladım. Yürüyün. Tamam, arabanın orada bidon vardı. Yürüyün. Az önce manken kulağımıza üfledi. Aa! Buradaki mankenler gitmiş. Anam, hoş. Gerizekalı. Ne yapıyorsun? Vallahi döker yakarım bir de onu kendimi. Vallahi yakarım. Adamı hasta etmeyin. Aa, dur. Hah. Güzel. Güzel. Allah'ım! Allah cezanı versin senin. Gerizekalı. Hay mankenin şimdi ya. Adınız efendim? Adım Nathan Soren. Geldik mi? Wow.
olası yerde neresi böyle? Asansör beni bu yere götürdü. Burada beni neyin beklediği hakkında hiçbir fikrim yok ama burada kendimi dışarıdan daha güvende hissediyorum. Burada! Salaksın oğlum sen. Asansör daha ileri gitmeme izin vermeyecek. Bu yüzden burada yardım bulup bulamayacağım baksam iyi olacak. Açılmıyor. Açılmıyor. Yok. Bu ne lan? Bu rahatsız, evet bu rahatsız edici. Kapat bakayım onu. Salak salak şeyler çizmeyin ya. Her bulduğumuz duvara çizme. Git kağıda, kağıda da çizme tabii böyle şeyleri de. Çizmeyin kardeşim. Geldik gene 200 odalı bir eve ya. Burası kesinlikle dinlenilecek bir yer değil. Bu ne? İlaç mı onlar ya? İlaç ha. Çok geniş koridorlar. Bence bizi burada kovalayacaklar ya. Ana. Aman aman. Şey yok gibi ya. Boyama aleti ve eşyalar. Şu kapıyı kapatalım benim kafama çarpmasın kaçarken. Allah korusun kaçmak falan gerekir. Anıl Mertincan Anıl'cım çok teşekkür ederim. Canlı yayında izleyen arkadaşlar. Sonrasında YouTube'da izleyecek arkadaşlar lütfen videoyu. Beğenmeyi unutmayalım. Yavaş. Aa kapıyı kapattılar. Ben de çok meraklıydım sanki. Geri zekalıya bak. Psikopat. Herhangi bir buton yok. Asansörü nasıl açacağım bilmiyorum. Anam, nevrim döndürdü ev. Tövbeler olsun ya. Bakın buraya bir şey çizdiniz mi? Yok, tamam. Ulan inanılmaz bir sakinlikle başladı oyun. Ben böyle... Bir deniz savaşını gösteriyor. Ben böyle rahatsız olurum bak bu kadar sakin başlayan oyunlardan. Al işte. Saat 3.03'te takılı kaldı. Burada ne kadar zaman geçirdim bilmiyorum. Allah cezanızı ver. Yavaş. Hah! Hadi buyurun. Hadi buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Bunun ne olduğunu bilmek istiyorum. Buna bakmak da istemiyorum. Bir hata buldum. Sanki birisi unuttuğundan emin olmak istemiş gibi masanın üzerinde duruyordu. Ama ebatına bakılırsa kapıya uyuyor. Belki de kontrol etmeye değer. Şu kilitlenen kapı değil mi? Ablacığım ne olur canlanma. Kurban olayım. Sen duvarda güzelsin. Sen yerinde güzelsin bak. Senin güzelliğin de bu be. Ha? Senin güzelliğin. Ben şöyle hiç kapatayım hiç rahatsız etmeyeyim. Senin de güzelliğin o be gülüm. Sen de orada güzelsin. Herkesin güzel olduğu bir yer var. Allah'ım avradık lan Allah'ım. Şamdanlar yıkılınca eski zaman evlerinin başlar ay doğarken çığlıklar meteninin diririririn din 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 di diririririn. Do you hear me? Beni duyuyor musun? Yo. Kapıyı açık bırak lan. Beni duyuyor mu? Bu yatak daha önce birinin yatıyor olduğuna dair garip bir his var içimde. Oğlum bizi yatırmasınlar, önemli olan o. Allah korusun bizi yatırmasınlar kral. Ne bekleyeceğimi bilmiyorum. Belki de bunu açmayı denemeliyim. W A K wake uyan. Wake you wake up. Uyan. Na not 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 ha Nathan. Nathan
Uyan lütfen. Aa lütfen uyan Nathan diyor. Tamam mesela ama şimdi kapatamıyorum. Abi uyandım. Ananı avradım. Lütfen uyan Nathan diyor. Abi uyanayım ben. Anıl verdim teşekkür ederim. Abi uyanayım. Ananı avradım hoş. Ne oluyor lan burada lan? Ne oluyor burada? Bu beni korkutmaya başlıyor. Burada benimle birlikte birisi olduğuna eminim. Şu ana kadar kimse görmemiş olmam beni daha da endişelendiriyor. Ne diyorsun oğlum? Aklım benimle dalga mı geçiyor? O neydi? Tamam çıkalım buradan hadi. Os. Merhaba. Dark. Ne oluyor lan? Yavaş. Asansör açıldı. Belki de buradan bir çıkışın yoludur ha. Bismillahirrahmanirrahim. Cehenneme inmesek bari. What can I do for you? Sizin için ne yapabilirim? Randevum vardı. Doktor Hypnos ile saat 3'te randevum vardı. Aynı daha önceki gibi asansör istediği yerde durdu. Burada birisi burada olmalı. Biri bizi yerlere yönlendiriyor ha. Find me, beni bul. Bu mesajları kim bırakıyor lan? Sanki çalacakmış gibi hissediyorum. Bilgisayarını henüz tamir edemediğim için özür dilerim. Numpad Enter tuşları hala çalışıyor. Yakında görüşmek üzere Rob. Lan müzikleri böyle bir Silent Hill anımsattı ha. Sadece bazı şeyler. Burada görülecek bir şey yok. Hop bir Türkiye'yi bulur muyum lan? Hop zın. Bebiş gibi gözüküyor varlardı. Bunlar ne? Bana Alice Harikalar Diyarını hatırlatıyor. Dikkat et de tavşan deliğine girmeyek yanlışlıkla. Da deliğe sokmasınlar. Açılmıyor mu? Beni bul. Karavel! Nereden bulam seni ya? Alt'la Enter'a mı bassak acaba? Alt. Enter. Bu metal çok tanıdık geliyor. Çalışıp bir şeyler bulmaya çalışayım. Burada da başka bir şey yok zaten. Nasıl çalışır oğlum bu? Sistemi aç. Tamam enter. Dokunmatik yapmaya çalışıyorum ya. Aa şifre istiyor. Alt enter mi çalışıyor diyordu lan? Numpad ve enter tuşları çalışıyor. Tamam. Morpheus 63 interaktif sistemine hoş geldiniz. Sana nasıl yardımcı olurum? Sen nesin ben? Sen nesin ben ne ya? Dur. Neredeyim ben? Bu bilgiye ulaşamadım. Hata kodu 404. Senin için ne yapabilirim? Benim için ne yapabilirsin? Bir acılı adana söyleyebilirsin mesela. Adım Max Morpheus. Otonom bilgi sistemiyim. Benim asıl görevim yardım etmek. Senin için ne yapabilirim? Orada biri mi var? Olası yardım için birkaç opsiyon buldum. Onları incelememe izin ver. Devam etmek istiyor musun? Devam et. En iyi çözüm buldum. Jericho'yu bul. Aha Detroit Become Human. Pek bir şey öğrenemem. Tek bildiğim Jericho'yu bulmam gerekti. Ama onun ne olduğundan emin değilim. Kalan tek şey ise yoluma devam etmek. Tamam. Computer off. Jericho'yu bulacağız. Nerede bulalım Jericho'yu şimdi? Doktor sizi biraz daha erken görebilir. Dilerseniz. Helal. Aa harika. Teşekkürler.
Jericho'yu bul. Işıklara gidik. Oğlum bunlar ne ölü gelip tövbeler olsun, bu ne ya? Ha, yavaş. Evet, bir sandalye koymak için harika bir şekilde normal bir yer. Ha, ona takılmadın. Ona takıldın, hareket etmesine takılmadın. Yani ağzını bunu dağıtırım lan senin. Saat hala 3-3 mü geçiyor? Allah Allah. Tövbe estağfurullah. Ne oluyor ya? La oğlum, şunu yapma lan. Devrimi döndürüp durma. Aman. Muhtemelen mahkeme parçası, en azından öyle umuyorum. Öyle öyle. Ha, bacağı geldi, gövdesi geldi. Kafası nerede? İçinden alabiliyoruz mu şey? Yok. Jericho mudur ne zıkkım, sonu bulmamız lazım ya. Ne yapıyorsun lan? Sapık çekmece. Ha, burası televizyonun olduğu oda. Oo, oda değişmiş. Buraya koymak için herhangi bir kasetim yok. Ne oluyor oğlum? Bunların hepsi gerçek insan şeyli bedenleri de... Biz bunları manken olarak mı görüyoruz? Ne oluyor? Doktor? Korkudan flaş açmayı unuttum ya. Oha, çok karanlık oldu lan. Aha. Yavaş. Bir saniye ama. Wait a second, wait a second. Hey, hazır değilim, hazır değilim. Sanırım burada benimle birlikte başka biri daha var. Ne diyorsun ya? Müthiş çıkarımlar ya. Akıl küpü ya. Ailenin akıl küpü. Ailenin akıl küpü. Burada kadın vardı. Vallahi burada kadın vardı. Nereye gitti buradaki kadın? Alo? Santral? Alo? Oo! Buna bakarken huzursuz hissediyorum. Bir de bana sor. Hoppala. Ya anam. Açıp şunu açıp kapatmayın. Bari fenerime karışmayın ya. El mi lan o? Vallahi el o. Bir dakika, bir dakika önce burada olmadığına eminim bunun. Allah'ım, koridorlar değişiyor. Ne oluyor? Allah'ım! Allah'ım! Asansör el oldu. Nurten Hanım. Doktor Hipnoz. Polis! Neden burada oturmak istiyorum? Otur oğlum. Otur o zaman. Neyse o, yap onu ya. İşe yarayacağı benzemiyor. Ne bu, televizyon mu? Buraya oturayım. Dikkat edin de biri varken oturmayalım.
Ne bakıyorsun lan? Doktor bey, I have an appointment. Randevumuz vardı doktor. Rahatsız edici başka bir resim. Senin ben Hipokrat'ınız kim yatırıp şey yapacağım ben? Hipokrat yeminini böyle tersten okutacağım ya. Yemin ediyorum var ya, Hipokrat yeminini tersten okuturum valla. Tutarım böyle, oku derim lan. Okuyamazsan mezun değilsin. Hayırlı Ramazanlar. Hadi buyurun. Ya biz çıkalım, çıkamıyoruz buradan. Nasıl bir simülasyonun içindeyiz ya? Lan oğul. Ya, nazar, 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 nazar. Ampul abi patlar yani. Bir noktada patlar bu. Çok şey yapmamak lazım. Tamam ama lan. Ben adım attıkça pat... Şşş, dur bakayım oğlum. Azıcık biraz ruhun gıdası. Tamam, ruhumuza gıda aldık. Devam. Tamam, iyiyiz. Yavaş. Gene mi değişti oğlum ortam? Ne oluyor ya? Aha. Dur, 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 dur. Dur ama, dur ama, dur ama, dur, dur, dur ama, dur. Kilit. Let's fucking doctor. Ama burada kız vardı. Bebişiyle, ayıyla kız vardı. Ayıcıklı kız vardı, ayıcıklı kız. Kalk gidelim, kalk gidelim, kalk gidelim. Kalk gidelim. Good morning, Mr. Günaydın Sorun Bey, nasıl hissediyorsunuz? I'm okay. İyiyim, yine de biraz stresli olduğumu belirtmeliyim. Neymiş bu Nathan Sorun'un başına gelenler ya? Burayı tanıyorum. Daha önce de buradaydım. Ya da en azından buna benzer bir yerdeydim. Burada kendimi daha güvenli hissediyorum. Daha uzun süre kalmak istiyorum. Lan şş, bulamadım ben Jericho'yu. Mal. Bir konuş. Morpheus 64. Rakı sinemaya tekrardan hoş geldin Nathan. Nathan, adımızı nereden biliyorsun? Bu senin adın. Bu bilgiyi bana sen verdin. Yo, öyle bir şey yapmadım. Ben hiç adım mı adımı söylemedim kardeşim. Neyse, yardım et hoca bana. Komputer yardım et. Atari'ye koşun, evinizde coşun. İlave bir yardım imkanı buldum. Devam etmek istiyor musun? Ne yapacağız? Diyeceğiz tabii. Başka bir kullanıcının varlığını keşfettim. Seni ona bağlayabilirim. Başka bir kullanıcı mı? Kim lan başka kullanıcı? Evet, başka bir kullanıcı Max sistemini daha yüksek güvenlik seviyesinden birinde kullanıyor. İyi, bağlan bakayım kimmiş? Hala oğlu falan mı acaba? Bağlama, bağlama, vazgeçtim, bağlama! Bağlama, vazgeçtim! Bilgisayar! Aç, aç! Geri al, son save'e geri al. Bana bak, load game. Yardım dedi lan biri. Tamam tamam, ESC. ESC. Load game. Şuradan iki gel. Load game, enter. Bir saat önceki kayıt. Hadi lan! Belanı versin sen. Abi ben daha kendime yardım edemiyorum. Sana nasıl yardım edeyim kral? Help diyorsun. Lan!
Nathan, orada mısın? Oğlum, kimsin? Kimsin? Şimdi değil, beni dinle. Oradan kaçmalısın. Oğlum, nereye lan? Nasıl? Kim olduğumu nereden biliyorsun? Tabii ki de seni biliyorum Nathan. Daha önce karşılaşmıştık. Bunun için zamanımız yok. Daha fazla bilgi var hocam. Daha fazla bilgi var. Ne demek zamanımız yok? Gayet var işte. Akıyor zaman. Buraya kazara geldiğine inanıyorum. Bir hata olmalı. Buraya nasıl geldiğini hatırlıyor musun? Hayır. Nathan, sana yalvarıyorum. Bir şeyleri hatırlaman gerek. İnsanlar buraya sebep olmadan düşmüyor. Allah'ım, cehenneme mi geldik? Ne oluyor? Araf mı? Burada uyandım arabamda. Abi, kahveye diye çıktık geldiğimiz yere bak. Halı saha diye çıktık geldiğimiz yere bak ya. Araba kazası mı geçirdin? Bu çoğu şeyi açıklıyor. Ne yapmam gerekiyor? Neyi açıklıyor ya? Cevabım hoşuna gitmeyecek ama hareket etmelisin. Alt seviyelere inmen gerek. Sadece herhangi bir yere sıkışıp kalma lütfen. Hepsi bu kadar mı? Bana daha fazla bilgi ver. İşletim sistemi çok yavaş ya. Hadi abi, i9-13900K ya. Hadi ya. Kullanıcı sohbetten ayrıldı. Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin. Hiçbir şey öğrenemedim. En azından artık buradaki tek kişinin ben olmadığını biliyorum. O her kimse bana yardım edeceğini söz verdi. Geriye kalan tek şey asansöre gitmek. Elevator açıl. Elevator closed. Elevator is going down. Or up, we don't know yet. Abi, niye kötü kötü şeyler hep bizim başımıza geliyor ya? You're lucky to be a part in this program. Bu programın parçası olduğunuz için şanslısınız. Size en iyi bakımı sağlayacağız, Bay Soren. Strese gerek yok. Aha, hiç gerek yok canım. Stres yok, tabii ki. Çok iyiyiz. Maşallahımız var. Allah kahretsin. Aradığım şeye yaklaştığımı hissediyorum. Orada ne bulacağım bilmiyorum. Beni buradan çıkarırsın da gerisi umurumda değil. Aa, yine mutfağa geldim. O ne lan? Lan, bir şey diyeceğim. Bu iğrenç. Biz tuvalette bir kadın gördüydük, kadının çizimi. Onun nonnikleri olmasın? Onun biri bir şey yiyor ha. Bu iğrenç. Aa, o ne ya? Bunun ne olduğunu bilmek istemiyorum. Buna bakmak istemiyorum. Ne? Allah cezanı versin. Musluk kusuyor. Bu ne? Ölü adamlar, delinip geçilmiş ölü adamlar. Kaç ölü adam seni görebilir? O soğukkanlılıkla öldürüldü ve leş bataklığının derinliklerine atıldı. Gözleri iri, kesinlikle şok içinde. David böyle ölmeyi beklemiyordu. Kalbinde soğuk bir bıçak ve bağırsakları parçalanmış. Bu bir şiir. Nasıl şiir oğlum bu? Hiç okumasak şiir bilmeyeceğiz sanki. Kaset çalar vardı bir yerde. Tövbe estağfurullah, gene geldi cinli oluşum ya. Kara kara kızlar, yüreğim sızlar. Ölü adamlar, çöplerin arasında yatan ölü adamlar. Burada cezalandırılacak kaç ölü var? Çok fazla insan. Hatta aralarında çocuklar bile var. Oğlum, biz bence Araf'tayız ha. Herkes bu altın mücevheri denemek istedi. Bazıları öldü, bazıları ise ölüyor. Diğerleri köşede yatıyor, sessizce, ağlıyorlar. Genç yaşına rağmen o bir psikopattı, ilaçlara civa katıyordu. Cesur Michael'ımız, şimdi kendisi de elinde şırıngayla öldü. Bütün bunlara neden oldu, kimse artık anlamayacak. Pekala, çok iyi ilerleyebiliriz.
Ramazan bayramı mübarek olsun abi. CSGO 2 geliyor. Mirsan headshotlara hazır ol. Yiğidim senin de Ramazan'ın mübarek olsun. Hoş geldin. Ulan madem bozuk çalacaktın niye kaseti buldurdun bize ya? Bozuk çaldı ya sadece. Vay 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 kızlar durun bakayım. Bak şimdi güzelleşti ya. 3 kişi birden mi? Ne diyorsunuz ya? Ya olur yani şey yaparız. Oturalım mı? Umarım şimdi hareket etmeye başlamazlar. Oğlum asıl şimdi hareket edecekler la. Olur böyle şey. Biri konuşamıyor. Birinin eli yok, birinin götü yok. Fark etmez. Üçü bir tamam olur. Geleyim ben de. Olmadı ama kızlar. Beklediğimiz olmadı ya. Başka zamana inşallah. Başka zamana. Anne davranın hoş. Şöyle şey yatak dediğin hareket eder mi ya? Kapat lan kapıyı. Dur bakayım. Maşallah. Boy post desen var. Maşallah. Bana bak geri vites yapma gebertirim. Araya alma beni. Ölü adamlar, ağaçta sallanan ölü adamlar. Kaç ölü adam seni görebilir? Oğlu her şeyi gördü ve öfkesi o kadar da küçük değildi. Sağ tarafta asılı duran karısı dün gece boynuna bir ip geçirdi. Hemen ardından oğlu da bir başka şapka gibi kendini astı. Sonunda kaderini tamamlayan Jason da ölüler arasına karıştı. İyi bir koca değildi ama 3'e kadar sayabiliyordu. Ben de sayabiliyorum. 1, 2, 3. Marifet mi bu şimdi? Bak kapı başka tarafa açıldı kapı. Ana ne yapardın eşşol eşek. Bu beni korkutuyor. Aa birdiler iki oldular. Vay be. Dua edin Ramazan. Dua edin Ramazan. Dua edin Ramazan. Biz kimiz abi biz? Yani ben şu an oyunda katilin bıçağı bile çıkabilirim yani. O derece acayip ilerliyor oyun ya. Ben, bana deseler ki sen bıçaksın. Tamam abi ben oyum derim yani. Sorgulamam ben neden bıçağım diye. Aha kapıda kan var. Hayırlı iş olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı iş olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Sağ ayakla gireydik lan. Çık bakayım sağıyla gir. Sağıyla gir. Çık. Sağlı gir. Bak ilk başta solla girdim. Hep ondan oluyor bunlar ya. O ne lan tavşan mı? Tavşan heykeli. Bunun işe yarayabileceğini hissediyorum. Niye astınız ya? Aa az önce... Baba kadın çocuk. Aha. Anne davranın hoş. Eşşoğlu eşekler sizi sen... Sizin ben ya. Bunu tahmin edebilirdim. Gerizekalı edebilirdin o zaman yavaş açsaydın. Michael lies here. Tavşanı buraya koyduk. Jason lies here. Tavşanı geri ver. Yok olmuyor. Jason burada yatıyor. Michael burada yatıyor. Allah Allah. Bacağını mı alacağım lan? Acun Bey bir yardımcı ol sana. Bu kim? David Lysier. Buralara bir şey koyacağız ha. Sağa gir, sağa gir, sağa gir.
Hiç rahatsız olmayayım. Memenizden bıçağı çekebilir miyim? Lan ne gerçekçi görünüyor? Gözü oynadı. Gerizekalı mısın sen? Hiç rahatsız olmayın. Allah rahmet eylesin. Tavşan. Allah Allah. Jason, David, Michael. Bir tavşan daha aldım abi. Bak mesela birini böyle koysam. Birini böyle koysam. Yok. İlla 3'te 3 yapacaksın diyor ya. Hiç rahatsız olmayın. Hiç. Biz geldiğimiz gibi gitmesini de biliriz. Hiç rahatsızlık vermeyelim. Lan! Böyle de bak. Ana bunun kolu girmiş buraya. Eli girmiş. Vay vay vay. Loose from beyond. Burada akılmış hocam gece gece. Burada bir mevzular dönmüş. Deme lan bebe. Sadece manken olmuyor ama çok gerçekçi gözüküyor. Bakma lan ne bakıyorsun? Bir şey bak. Var mı bir şeyler? Ne oldu burada? Toplu olmuş ya. Ulan bize bir tane daha tavşan lazım ya. Hah! Vallahi tavşan. Gel girek bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bir. Haydi iki. Haydi üç. Hareket edeni gerçekten vururum. Allah Allah. Üç tavşan abi işte. Tavşanları mı beğenmediniz? Vallahi birinci sınıf ya, gümüşten. Allah Allah. 62'den tavşan işte, 3 tane bulduk. Kapat kapat. Seninlerin diğer tarafa girmiş ha. İnanın ne olduğunu anlamıyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Kafam karıştı. 3 tane tavşan aldım abi. Bunlardan bir tanesi bir yerde işe yarıyor olmalı ya. Hanım kızım. İyisin inşallah. 1, 2, 3. Oldu mu bir şey? Bir dıngır dıngır dıng. Yok. Dıng dıng yok. Değil mi? Lan 3 tavşan yetmiyor. 4 tane mi istiyorsunuz acaba? Şu bıçağı alsam çok iyi olurdu aslında ya. Kendimi savunabilirdim belki. 4 kutucuk 4 tane envanter yeri anlamında ya. Var mı fikri olan? İyi. Yok abi tavşan mavşan işi değil bu. Bir bulmaca var burada, bir puzzle var, belli bir mevzu var yani. Şiirlerle alakalı mı acaba ya? Lan okuduğumuz notta şey, duvarları bir daha okuyamıyor muyuz? Şey yazıları kafamıza tutamıyor muyuz ya? Ne diyordu burada? Ölü adamlar ağaçta sallanan ölü adamlar. Kaç ölü adam seni görebilir? Seni görebilir. Kaç ölü adam? Bir. İki kişi gördü. Oğlu her şeyi gördü ve öfkesi o kadar da küçük değildi. Sağ tarafta asılı duran karısı dün gece boynuna bir ip geçirdi. Ha, bir odada karısına, bir odada oğluna, bir odada adama koyacağız. Şişeyi. Adını siz söyleyin. Bu tavşanları.
Sonunda kaderini tamamlayan Jason da ölüler arasına karıştı. İyi bir koca değil. Tamam. Önce çocuğun oldu o da. Sonra karısı. En son adam. Tamam. Önce çocuk. Okey. Önce çocuğun olduğu odaya koyacağız. Çocuğun olduğu oda nereydi lan? Şurada mıydı çocuğun olduğu? Tamam, dur. Önce çocuk. Çocuk. Michael, David, Jason. Jason baba. David olabilir mi lan çocuk? Tamam. David. David, Michael. David, Michael. Jason. Oldu mu? Böyle değil mi ya? Oğlum annenin adı bir garip oldu yalnız ya. Anneninki yanlış oldu sanki ya. Ama hepsi farklı ölümlerden bahsediyor şiirlerde değil mi? Hepsi aynı konuyu anlatmıyor. Dur. Dur bakayım, bir tane daha şiir vardı. Hızlarda bir şey yok. Ölü adamlar çöpün arasında yatan ölü adamlar. Burada cezalarınızı kaçırdığınız zaman. Çok fazla insan, hatlarından çocuklar bile var. Herkes bu altı mücevheri denemek istedi. Bazıları öldü, bazıları söylüyor. Diğerleri köşede yatıyor, sessizce ağlıyor. Genç yaşına rağmen o psikopatlı ilaçlara civak atıyordu. Cesur Michael'ın. Şimdi kendisi elinde şırıngayla öldü. Bütün bunlar neden oldu? Kimse antık anlamayacak. Üç tavşanın da aynı isimlerin üstüne mi koyayım? Ama diğerleri boş kalır o zaman. Ya mantıken çocukla başlaması gerekmiyor mu? Oğlu her şeyi gördü, öfkesi o kadar da küçük değildi. Sağ tarafta asılı duran karısı dün gece boynuna bir ip geçirdi. Hemen ardından oğlu da bir şapka gibi kendini astı. Sonunda kaderini tamamlayan Jason'la ölüler arasına karıştı. İyi bir koca değildi ama üçe kadar sayabiliyordu. Aynı isme 3 tane koyulmuyor bu arada. Aynı isme 3 tane koyamıyorsun. Bak. Bak sadece koyup alabiliyorum. Kafam karıştı. Mesela kadın astı kendini diyor. Biz bıçaklanan birisini gördük. O ne alaka? Bir düşünelim. Bir düşünelim. Asılı mankenin oraya koyman gerekiyor. Asılı mankenin. Burada değil. Asılı mankenin olduğu yer bura. Bunların belli bir sırası mı var acaba? Mesela asıllı aileden bahsediyor ya. Mesela Michael'a koysak, David'e koysak, Jason'a koysak. Ya da David, Michael, Jason yapsak olmuyor. O aile bir ölüm, iki ölüm daha var.
Ama yani kime en ön başta neye koyacağız? Jason'a koyacağız burada. Asıl olan Jason. Tamam koyduk. Burada Jason'a koyduk. Tamam geldim buraya bıçaklıya. Bıçaklı da kime koyacağız? Tamam. Bıçaklı da. Bıçak olan da David. Bıçak olan David. Yatakta kalabalık olan Michael. Kalabalık olan Michael. Aha. Sanırım alt kattan bir ses duydum. Ne diyorsun ya? Yürü. Siz şimdi bunu kendiniz mi çözdünüz? Gidip bir yerden izlediniz mi? Ha? Siz bunu harbi okuyarak çözdünüz mü lan? Ne kadar zeki insanlarsınız ya. Kıskandım şu an sizi. Benim kafam almıyor. Ama zaten canlı yayınlarda korku oyunu oynamamın sebebi de bu. Yerini siz söyleyin diye. Ağlamayın lan! Aha asansör açıldı. Bana ne abi benim çocuğum ya. Yürü gidelim. Hoşt, hoşt. Olmaz ne olmaz. Ya çok şanslıyım ya da burada bir şey terk etmemi istemiyor. Bu koridoru zaten yeterince gördüm ama geri dönüp elektriği açmam lazım ya. Ana! Ana! Yavrum ağlama yavrum ağlama yavrum ağlama. Anam Jenin mi bu? Is that Jenin? Ulan Hideo Kojima bir oyuna Jenin koydun. Her oyunda Jenin çıkıyor ya. Hanım kızım ben seni hiç rahatsız etmeyeyim. Üşüme sen önünü kapatayım ben seni. Kızlar. Allah kızlar. Kolay gelsin. Oğlum nereye iniyoruz? Allah'ım cehenneme iniyoruz. Ne diye? Bu lanet olası yerde ne böyle? Grove no heart, no soul. No entity, no essence. Hiçbir varlık yok. Ne diyor? Kalp yok, ruh yok. Büyümek yok. Hastalık yok. Nasıl hastalık yok? Bu nasıl bir hastalık işi ya? Yetenek yok. Soy bağı yok, kan yok. Ananı avradını. Bir bok yok. You found Jericho. Jericho'yu buldun. Hiçbir şeyin olmadığı yer. Nathan burada yatıyor. Aha! Aha! Bu ne? Theodore Hypnos. Bir çeşit diploma. Ne diyorsun abi? 3 numaralı ses kaydı. Dinle bakayım, dinle. Adınız efendim? Nathan Sorin. Sizin için ne yapabilirim? Randevum vardı Doktor Hypnos ile saat 3'te. Affedersiniz. Tabii. Merhaba Morpheus Kulini. Size nasıl yardımcı olabilirim? Yardım edilmedi bana. Lan? Dalga mı geçiyorsunuz? Aha tavşan. Geldiğimiz yer duvar oldu. Jericho'yu bulduğum gibi görünüyor. Oğlum ne oluyor? Tabanca falan aldık. Garip görünüyor mu? Hiç yoktan iyidir. Vallahi sıkarım bak kafanıza. Beni delirtme. Beni delirttiğin vakit ben çok kötü oluyorum. Beni delirtmeyin beni. Beni delirttiğiniz vakit ben çok kötü oluyorum. Yapma bunu. Bu ne oğlum? Pat! Anam. Ne bu? Hall of Fame mi?
as it was. Buna bakınca başım dönüyor. Döner tabi oğlum sen. Canlı kadın görmedin ki, mankeninde niye dönmesin? Harika, harika, gerçekten harika. Aman, aman, aman hanımlar, aman, aman hanımlar. Hanımlar, aman, aman. Aman, aman, Tecu, Tecu, aman, aman Tecu. Aman, aman. Tetiği çekemiyorum, bir şey bunu engelliyor. Sıkarım vallahi. Take it easy, take it easy, please. Ana boş, boş. Onu lan. Anam. Expelliarmus. Ne oldu lan? Her neyse öldü. Ben mi öldürdüm? Lan boşver. Kim öldürdüyse öldürdü. Kapılar duvar oluyor. Duvarlar kapı oluyor. Kapılar kadın oluyor. Ne oluyor ya? Yavaş. Sıkarım kafana vallahi. Açıldı mı? Açıldı mı? Açıldı. Buradan döneceğiz mi? Gideceğiz mi? Kolay gelsin. Allah'ım ne oluyor? Ne oluyor ya? Bir şartel de buradan geldi bak. Hop. Tamam. Nasıl bir güç kaynağı var bu evin ya? Bu evin aşil tendonuz. It's coming! It's coming! Bu yatak daha önce birini yatıyor. Lan saçma. Ama lan sık. Sıksana oğlum! Oh. Ne oluyor ya? Öldü mü? 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 Buradan harbi harbi diyorum. Lan drop gitme zamanı. Haydi. Elektriği getirebildim. Artık birisinin birini oynadığına eminim. Asansör çalışınca çıkıyorum. Asansör neredeydi lan? Nevrim döndü. Yeri unuttum. Aman kızlar. Aman kızlar. Aman. I like your style, babe. Aha dur. Asansör. Anam! Gelme lan! Sık lan sık! Sık lan! Boşver bana ne ya? Babamın oğlu mu? Anlıyorum. Yani bu olan biten her şey benim için yeni. Bu anlaşılabilir. İlk katılanlardan birisiniz ama lütfen rahat olmaya çalışın. Herhangi bir sorunuz var mı? Çok sorumuz var. Ne oluyor ya? Bir Atari ne oldu Atari? Aha Atari. Atari. Atarı. Ha. Answer mı? Cevap ver lan model 4 40. Atari'ye koşun, evinizde coşun. Morfin 64 interaktifine tekrar hoş geldin. Tamam. Beni tekrar görmeyi mi umuyordun? Seni tekrar görmeyi umuyordum. Nathan. Ben seni umuyordum. Tabii ki sana yardım etmek hoşuma gidiyor Nathan. Bir daha görüşmeyecek olmamız üzücü. Ne demek istiyorsun lan? Ne demek bir daha görüşmeyecek olmamız? Başka bir kullanıcı sana bağlanmak için bekliyor. Sohbete katıl.
Kim oğlum bu ya? Ayça 22. Buradayım. Bana yardım edebilir misin? Buraya kadar gelebildiğin için şanslısın. Korkarım neden burada olduğunu biliyorum. Burada nasıl çıkacağımızı biliyorum. Korkarım mı? Niye korkarım? Evet, her şeyi açıklayacağım ama ilk olarak buradan çıkmalısın. Bana nasıl yardım edeceksin? Seni buradan çıkaracağım. Yakında hepsi belirsiz bir anı olarak kalacak. Daha sonra ne olacak? Ama ben bakireyim. Bakirim de öyle diyor, öyle yazıyormuşuz. Alakasız bir cevap verip kafa karıştırıyoruz. Dışarıya çıktığında telefona cevap vermen gerekiyor. Ne olursa olsun telefona cevap vermen gerekiyor. Sadece bu şekilde sana yardımcı olabilirim. Hepsi bu kadar mı? Kullanıcı sohbetten ayrıldı. Allah cezanı versin senin. Başarılar Nathan. Yakında görüşürüz. Sağ ol abi. Ne diyorsun abicim sen? Şimdi olmaz. Çok iyi. İlerleyebiliriz. Ha, bu ilerlememiş halimiz mi? Bu nece bir tabancadır, ben bunu anlamadım. Bu yabancı yalan söylemiyordu. Gerçekten dışarıdayım. Telefonu açmamı bekleyeceğim. Beni bekleyecek. Anam! Hoş! 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 Ateş! Ateş etmedi ya. Ateş et lan! Oğlum ateş etmiyor! Silah niye ateş etmiyor ya? Sokarım vallahi. Telefon. Neo, I'm coming! Ne oluyor oğlum? Sirenler, mirenler ne oluyor? Alo, alo! Alo! Hah. Sanırsam bu... Artık yaratıkları görmüyorum. Hala fırtına varken telefona bakmalıyım. Hah. Ananı avradım, Allah! Ne oluyor lan? Kimin telefonu bu? Kapat onu Tanrı aşkına, derhal kapat. Onu kaybediyoruz. Kapat şunu. Tanrım. Hadi şu fıkkını telefonunu kapat artık. Yüce İsa adına. Ben ne yaptım? Nathan'ın nasıl cortladığını gördük. Saat gece 3.03. Nathan sorun. Ölüm saati. Ölüm nedeni yardımcı doktorun ihtimali. İhmali gelen bir telefon görüşmesinin neden olduğu sinyal karışıklığı. Ana! İhmalden öldü adam. Komadaydık biz galiba, hastaydık. Kadına telefon geldi. Ana! Ulan ameliyatta doktora telefon geldi. Doktor ya da hemşireye. İhmalden öldük lan. İlk önce belgeleri kontrol etmeliyim. Ne belgesi oğlum?
Bu kaset gerçeküstü, bu imkansız ama yine de bu doktorlar bir şekilde bu kıza kafayı takmışlar. Hala incelemem gereken belgeler var. Allah Allah. Ana, ha belgeler buradaymış. 26 Ağustos 1979. Nathan Andrew Soren. Gece polisomnografisi, teknik EKG ve sonuçlar 7 kez uyanma, 5 kez REM fazı kaydedildi. İzlenim büyük ölçüde normal uyku düzeni var. Uyku apnesi belirtisi yok. Uyku güçlüğünün kesin bir nedeni yok. Hastalığın geçmişi, uykuya dalmakta güçlük çeken 27 yaşında bir erkek birey olan Nathan Sorrow. Uyku apnesi yok. Polisomnografi değerleri normal. İncelemedeki başka öneriler, hasta nörolojik iyileştirme terapisine katılmaya hazır. Kayıtta Alice Hill'den bahsediyordu ki bu kişi belgeleri imzalayan kişiyle aynı. Nathan'ın kişisel bilgileri, imzada onun da imzasına benziyor. Ne boka battın yine be Nathan. Kayıdın kısa notları adım adım ama kaset gerçek olamaz mı? Kasete Alice Hill'den bahsediyordu. Nathan'ın belgeleri imzalayan aynı kişi. Personel arşivinin kapısını gördüm. Belki bu şekilde onun hakkında bir şeyler bulabilirim. Personel arşivi. Ulan personel arşivi neredeydi ki? Kaçıncı kattaydı ya personel arşivi? İkinci katta mıydı? Harbi Flash TV gerçek kesitler gibi oyunu ha. Adam ameliyatta. İhmalden gitti hoca. Biz de arkadaşı olarak ölüm sebebini araştırıp gerçeği ortaya çıkarıyoruz. Yalnız bir şey diyeceğim. O tabancaya benzer bir şeyle vuruldu lan Nathan. Orası şey mi acaba? Kafada oluşturan garip bir dünya mı? Ha, çalışan arşivi. Bir hoca. Bir şey bulmam lazım. Neydi Alice? Alice. Bu o değil. Aha. 23 Nisan 1977. Silvia, bu sonuçlar fevkaladenin fevkinde. Sadece uyku ve anksiyete bozukluklarının tedavisinde büyük bir keşif yapmakla kalmadık. Aynı zamanda bilinç araştırmalarında bir atlayış gerçekleştirdik. Bu bize Mark'ın teorilerinin doğru olduğunu, aktiviteyi yeterince güçlü hale getirirsek onu yeniden üretebileceğimizi ve kaydedebileceğimizi kanıtlıyor. Bu ilerideki kariyerimizi belirleyecek Silvia. Ackles seviyesinden bahsediyoruz. Kutlamaya hazır ol. Yanımda olmayan benim için bir şereftir. Yanımda olman benim için bir şereftir. Oğlum kaset var ama kaseti alamıyorum ya. Alamıyorum bunu. İnsan tedaviyle, bu beyinsel tedaviler için, uyku problemi için anladığım kadarıyla bir sistem geliştirmişler. Biz az önce o sistemin içerisine falan girdik galiba ya. Oğlum yok ki Alice hiçbirinde yok. Alice Hill. H'ye mi koydular acaba? Hill. Bu olmalı. Başka bir belge kutusu, kaset. Bu sefer Alice hakkında. Onu bu bulmacık rolünün ne olduğundan emin değilim. Gidip öğrenelim o zaman. Bir kaset daha bulduk. Hadi bakalım. Bu sefer de Nathan'ın ölümünden sorumlu olan Alice denilen kadının kasetini bulduk. Ulan garip ha. Şipaz oğlum. Şipaz. Garip bir oyun. Böyle dolandım ya. Şöyle düz gelsem buradayım. Davar gibi dolandım. Yavaş. Allah 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 Allah. Allah alarm 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 alarm. İkinci kaseti izlemem gerekiyorsa elektriği geri getirmem gerek. Nereden lan?
Bir dakika. Veriz de elektrik ya. Tamam, sakin. Çalıştı. Bu ne anlama geliyor? Ebe'nin. Aklım gitti ya. Video kaset. Watch it. Anneciğim. Hay anneni sevsinler. Aha. Allah'ıma şükür günlük güneşlik bir yere uyandık ha. Hadi bismillah. Kalkalım bakalım. Jane'in tavsiye ettiği kitaplardan biri. Fena değil sanırım. Garip bir rüya gördüm. Pek bir şey hatırlamıyorum ama Jason'la ilgiliydi. Sanırım çoktan gitmiş olabilir. Kahvaltı zamanı. Bugün benim için geç mesai. Henüz kıyafetimi değişmeye zihnen hazır değilim. Allah Allah. Ayrılmadan önce hala makyajımı yapmam gerekiyor. Aynalarda yokuz. Bakmadan da yaparız. Kadınlar artık yani bir noktada makyaj konusunda şeyler diye düşünüyorum. Yani bakmadan makyaj yapabilen kadın gerçekten makyajda kendini geliştirmiş kadındır. Aa, şeydeki fotoğraf bu. Bu resim benim hoşuma gidiyor ama Jason onu seviyor. Jason? Jason mı? Jason ölen çocuklardan biri değil miydi la? Jason şeydi ya, kocası. Aile birbirini katlediyordu, çocuk asıyordu, anne asıyordu, Jason da en son kendini öldürüyordu falan. Ya gene mi bu ev arkadaş? Onu henüz uyandırmayacağım, kahvaltı hazır olduğunda uyandırırım. Hazır aset evi bu arada bu. Kaç tane korku oyunda gördük bu evi. Oo, atarı! Atarı! Hatırladın beni? Emily sever onu. Eğer onun çizim yapma hevesi olmasaydı bütün gün televizyon karşısında olurdu. Şimdi televizyon izlemek için gerçekten vaktim yok. İşe gitmeden önce kapmam gereken bazı şeyler var. Bir yemek o zaman ya. Jason gitmiş. Yo, eminim. Yo, Jason gitmiş. Düştü makyajda kitabının hakkında olduğunu unuttum bile. Ne diyor? Abandoned cities. Terk edilmiş şehirler. Bak bu da. Çok tipik bir ev. Hazır aset ev. Günaydın yavrum. Neredesin? İşte benim küçük şakacığım. Aa, buradaymış lan. Evet, Jason çoktan işe gitti. Bana erken kalkması gerektiğini söylemedi. Emily uyandı. Kahvaltıyla ilgilenmem gerekiyor. Bıdı. Ne yapıyorsun yavrum? Çiçek mi çiziyorsun? Buna bakarak onu mu çizdin yavrum? Buna baktın ve bunu çizdin öyle mi? Benim kızım gerizekalı. Benim kızım aptal. Benim kızım aptal. Bugün yine klasik tost ve sahanda yumurta. Ne diyorsun ya? Yumurta ver. Şimdi yağ kızartıp toast yapabilirim. Ne diyorsun ya? Önce kapalıysa çalışmaz. Ha, ocak. Ocak çorto. Yağın ısınmasını beklesem iyi olur. Yağ kattık mı ki? Ha, dünden kalma yağ ya, bir şey olmaz. Onu da biz yiyorduk, bunu da biz yiyeceğiz. Yağ dökmedim ya herhalde. Artık bunu kullanacağımı zannetmiyorum. Extra virgin. Extra bakire mi? Yok lan şey, katıksız. Ha. Ulan kafam o kadar gitti ki. Mankenler falan bambaşka bir noktaya gitti ya. Kafalar yani şey oldu ondan. Ondan. Ha. Olur arkadaş, herkes şaşırır ya. O fonun çok taze olduğunu düşünmüyorum. Ekmektir lan, ye işte. Burayı temizlemenin zamanı geldi, geçiyor bir de. Yumurtaları pişti mi? Bir dakikaya hazırım. Aha.
yapmayı ver. Yumurtalar hazır olmalı. Take it yumurta. Bitti. Afiyet olsun. Temiz bir tabak alalım. Heh. Tamam. Şey var mı? Oğlum oyun Sims'e döndü. Ne oldu lan? Spatula. Lan tavayı alıp dökeceğim yana ya. Ekmek ver bakayım. Ekmekleri kızartayım. Ha, önce ekmekler, tostu arasın hele. Yumurtayı kabuğuyla pişirdik ya. En azından raflar güzel. Abla bu evi sanki niye ilk defa gelmişsin gibi tepki veriyorsun, ben anlamadım. Ev senin değil mi zaten? Dolabı kapatalım. Kapağı kapatsak ya. Hah! Tamam. Tostu tabağa attık. Çıplak ellerimi çıkamayacağım. Burada bir yerde spatula var. Hah, bak dedim ben spatula diye. Spatula. Bak bu kapağı niye açılmıyor ya? Vallahi sahuru hazırladık ha. Yeter abi. Sahurda çok yemeyeceksin zaten. Nerede oğlum spatula? Ya spatula dediğin masaya konur. Allah Allah. Ne oldu oğlum? Bıçağı görünce niye öyle olduk bir? Hah, spatula. Tamam. Al şunu zıkkımla. Afiyet. Tabii ben yaptım. Güzel gözükecek tabii. Ocak kapalıysa çalışmaz. Doğru diyorsun. Siktir et. Çay bekleyebilir. Emir'i boyamak mı istiyor? Boyayacağız. Emily salonun ortasına gitmek isterse yak mıyız? Henüz oturmak istemiyorum. Ben ne bok yemek istiyorum ya? Onu yapmak istemiyorum, bunu yapmak. Ha, Emily'nin odasına boyalar al, tamam. Hiç yumurtayla tost denememiştim böyle ya. Güzel olur. Ana bu ne oluyor? Emily ne oluyor? Hayır, şimdi olmaz. Yeni de olmaz. Emily nerede? Ona gitmem gerek. Ne oluyor lan? Emily! Üzgünüm Alice. Yardım almak için değişmeye çalışıyordum. İkinizi de sevmeye çalışıyordum. Tüm bunlara bir anlam bulmaya çalışıyordum. Ama yapamıyorum. Yalvarırım. Ne? O sadece bir çocuk. Bunun onun hatası olduğunu düşünmeni istemiyorum. Ona öyle olmadığını söyle. Babasının her zaman yanında olacağını söyle. Benimle birlikte acı çektiğini, kocanı kaybederken yok olduğunu gördüm. Onun da acı çekerek büyümesini istemiyorum. Senin için daha iyi bir gelecek istiyorum. Beni asla bırakmayacağını biliyordum. Bunun senin yüzünden olmadığını hatırlamanı istiyorum. Yapabileceğin her şeyi yaptın. Artık deneyecek gücüm kalmadı. Mami? Anne? What happened? Ne oldu anne? Why are you crying? Neden ağlıyorsun? Onu ne oldu? Koş! Korktum gerizekalı. Oo, geçişe bak. Zınk. Ne oluyor ya? Ulan kahvaltı bok oldu. Affedersiniz. Kahvaltı yalan oldu ya. Lan sahur yapamadık. Bu kadın ne yaşamış hoca? El freni kullanmak için F'ye bas. Onu bulmalıyım. Neden beni sevmiyorsun? Ondan neden ayrıldın lanet olası? Bunu çocuğuna nasıl açıklayacağım? Oğlum acaba bu Alice Nathan'ın karısıydı da Nathan'dan ayrılıp bu Jason'la birlikte olup bam bam yani hayatlarına devam ettiler acaba? Bam bam derken orada biraz yanlış oldu, özür dilerim. Hani ben hani
İtlik mi yaptılar acaba? Nathan'ı falan bilerek birlikte mi öldürdün? Nasıl oldu? Oğlum yakın zamanda oynadığım bir korku oyununda bu evde vardı. Ne oluyor ya? Zero gravity is activated. Aa ben bunu oynamıştım lan. Aa bu oyun mu lan? Aa bu oyunmuş lan aynı zamanda. Bak buraya Emily yazacağız. Cinayet binayet işleniyordu hatırlıyor musunuz? Göz möz çıkıyordu. Göz çıkıyordu hatırlıyor musunuz? Banyoda falan. Neredesin? Ne oluyor lan? Hoş. Oğlum o oyun bu oyun mu lan? O kadar çok korku oyunu oynadık artık herkes her şey birbirine girmeye başladı. Emily'yi terk ettin seni piç. Ayıp oluyor ama. Aldın oyuncak blok tamam. Hocam o küfür olmadı ama ya. Niye piç olduk biz şimdi durduk yere? Emily. Bize iki tane daha lazım. Aa ben bunun oyun olduğunu bilmiyordum ya. Nerede acaba ya? Görebiliyorsunuz mu? Çayı koyamadık. Çayı koyup içsek harbi böyle bir şey olmazdı ya. O çayı demleyemedik ya. Sahur yapmadığım günlerde, direkt hani oruç tuttuğum günlerde benim midenin haller. Şu an bu evin içi gibi. Hani orada Emily'yi terk ettim diyordu ya. Karnımda sahur yapmadın diyor bana mesela. Sahur yapmadan oruç tuttuğum günler. Hocam tamam Emily işte üç harf. İki harfin lafını yapmayın şimdi şurada akşam akşam ya. Tek tek de bakıyorum ama göremedim ya. Şu çekmece de olur mu? Hah bak. Bir tane de alttan verseydim be kral. Şunu da sokuvereyim. Emily. Hele loy 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 loy. Kibar yarim esmerim. Oy. Hele loy 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 loy. Kibar yarim esmerim. Loy. Lan asansörde mi acaba? Yo. Bir tane kaldı. Şu alt dolapta yok. Çekmece zor to. Şu dolaplarda olabilir mi? Bak işte. Bak işte. Bak işte.
O kadar yer aradık. Şurayı araştırmak aklıma gelmedi ya. Ne? Emily. Bismillahirrahmanirrahim. Emily? Hoşt! Hoşt! Anası kılıklı. Henüz zamanı değil. Bunu bir çocuğa nasıl açıklayacağım? Vajirliğimi neden beni terk ettin? You left Emily, Emily'yi terk ettin. Ben gidiyorum. Seni seviyorum. Beni neden terk ettin? Kimsin sen? Ne? Don't even explain yourself. Kendini bile açıklayamıyorsun. You left Emily, Emily'yi terk ettin. Kapı gitti. Kapı gitti. Abi kapı gitti. Bu çok kabaydı. Ne o? Yatak mı? Yatağa da laf bulma artık ya. Seni seviyorum. Aynen. Gözün olduğu ya oyun. Aynen abi. Hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun Alice? What happened to Emily? Emily'ye ne olduğunu. Emily'ye ne oldu? Do you remember? Do you remember Alice? What happened to Emily? Hatırlamıyorum bey. Emily oynamayı seviyor. Emily ile oynamalıyım. Emily ile ne oynayayım ya ben şimdi? Emily oynamayı seviyor da ben mi acaba onunla oynamayı seviyor muyum? Emily? Ananı avradın. Emily. 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 Emine? Şimdi değil, sonra değil. Ne zaman lan? Emily, Allah. Seni seviyorum. Ben de beni seviyorum da mevzu o değil. Emily? Do you remember? Hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Allah belanı versin. Hatırlamıyorum ya. Bir zamanlar küçük bir kız vardı. Adı Emily'ydi. Fırçalarıyla fırıl fırıl dönerdi. Boyama onun dünyasıydı. Sanat her zaman aklındaydı. Ne tür olursa olsun büyük ve küçük hayvanları severdi. Bir gün büyük bir fırtına çıktı ve gök korkunç bir şekilde gürledi. İyi ki en iyi arkadaşı oradaydı da onu koruyabildi. Ve kızımız korkmasın diye arkadaşı onu oynamaya davet etmiş. Kim o arkadaş? Ve bu küçük yardım sayesinde gök gürültüsü korkusu da ortadan kalktı. Sonra yüksek bir gümbürtü duyuldu. Etrafta her şey karardı. Evden çığlık sesleri geliyordu ve sonra da bir ağlama sesi. Ama bu sefer bu onun ağlaması değildi. Do you remember? Resim aldık hocam. Atari'yi de alayım mı?
oluyor oğlum? Benden başka biri daha yürüyor bu an. Vallahi ayak sesi duyuyorum. Bir resim daha aldım. Oğlum bazen bir kadın görüyoruz, yaşlı bir kadın. O kim lan o? Bir resim daha aldım abi. Çok pardon. Yavaş. Şey hatırlıyorum. Ne hatırlıyorsun? Bana da söyle ya. Ben niye hatırlamıyorum abi? Oğlum savaş mavaş mı çıktı acaba? Fotoğraf. Oppa! Harika, çocuğunu hatırlıyorsun. Seni tebrik etmem mi gerekiyor bunun için? Şimdi söyle bana Alex. Beni hatırlıyor musun? O günü hatırlıyor musun? Kafan karışmış gözüküyor. Sanırsam hayır. Güneş yeni batmıştı. Fırtına sakinleşmişti. Ve sonra beni gördün. O senin hatandı. Ve onun hatasıydı. Siz ikiniz benim bunu yapmama sebep oldunuz. Hatırlıyor musun? Televizyon kita sanki böyle uçaklar geçiyormuş da onları vuruyormuş gibi. Hissettin mi? Fener yanmıyor. Ne oluyor ya? Anneciğim ne oldu? Dur. Neden ağlıyorsun anne? Gerçek bir şaheser. Tüm bu karma şey değdi ama. Ne oluyor oğlum? İlk ben saklanıyorum. Banyoya git ve dikizleme. Emily yalnız kanda arka planda açık tutmayı seviyorum. Emily saklamaç oynamak istiyor. Saklamaç oynama vakti. Allah Allah. Emily wants to play. Allah Allah. Yani sırası mıydı şimdi? Gerçekten sırası mıydı şimdi? Hasbinallah ve ni'mel vekil ya. Ya ona benzer bir şeydi. Kaça kadar sayacak? 200'e kadar sayacağız herhalde. 20, 21, 22. Tamam. Almaz mı? Abi çay yapabiliyor muyuz ya? Nereye gittiğimi bildiğimden oldukça eminim ve bu küçük üçkağıtçının yine de beni şaşırtmasının bir yolunu bulacağından eminim. Çay? Ne diyorsun ya? Bak çay yapmıyoruz. Sıkıntı olacak ha. Hanimiş Emily? Emoş? Burada da değil. Allah Allah. Nereye gitti oğlum kız? Emily'nin en yeni şaheseri. Oğlum bunu da hatırlıyorum böyle. Allah Allah. Ne yaptın oğlum? Tüm korku oyunlarını birleştirdin mi? Aha! Emily?
İblisin kızı, nereye gittin gene? Oğlum cin mi bu kız? Ne oluyor lan? Ne oluyor ya? Emily? Kızım saçmaladın ama. Hadi hadi çık. Allah Allah. Nereye gitti lan bu velet? Tamam, neredeyse küçük geliyor. Böyle giderse yakında yeni bir yatağa geçeceğiz. Gene masraf, gene masraf. Çocuk hep masraf ya. Bilmiyorum chatte şu an canlı yayını izleyen ya da sonra YouTube'da izleyecek arkadaşlardan var mı çoluğu çocuğu olan ama masraflar artıyor ya. Çocuk giderinde. Ne oluyor lan? Lan hoş, hoş! Lan ne oluyor? Emily! Anam çocuk kesti! Lan bırak yeme lan! 20 kilo çocuğu yedi ya! Aa, kafasını koparmış! Hobbit really was... Ne? About me. Are you fucking stupid? Sen aptal mısın Alex? That is not how it really was. Sen aptal mısın Alex? Alex sen aptal mısın? Böyle olmadı. Böyle gerçekte olan böyle olmadı. Böyle olmamıştı. Think again about me. Benim hakkında tekrar düşün. Ne oluyor oğlum? Oyun Kurtlar Vadisi'ne döndü ha. Tövbe estağfurullah. Anne? Ne oldu? Neden ağlıyorsun anne? Ay senin anneni, senin doğum gününü, doğumunu, senin ananın babana aşık oluşunu ya. Nerede o? Sürekli onu izliyordum. Bu arada bir yerde olmalı. Emily! Anne? Tavşancık göremiyor anne. Gözlerini kaybetti. Gözlerini bulabilir misin? Ona yeni resmi göstermek istiyorum. Tavşanımın yeni gözlerini bul. Kaşık aldık. Ne yapacağız? Bir de çorba koy da içiverem. Sahur vakti geliyor bak. Bir mercimeğini parçalarım. Oğlum ne oluyor? Bu kim? Adamı yarmışlar. Bu kim oğlum? Anam kaşıkla gözünü mü oyacağız? Vallahi kaşıkla gözünü oyacağız. Abo! Abo! İnsan gözü aldın. Bok yedim. Gördüğümüz gözlerin sebebi bu mu lan?
Oyba, insan gözü yok. Birkaç yeni göz. Anne, onun hiç dişi de yok. Onlar olmadan havuç yiyemez ki. Ne diyorsun kızım, ne diyorsun? Allah cezanı versin. Pense aldık şimdi de. Hadi buyurun. Selamun aleyküm. Vallahi söküyorum dişine. Abo! İnsan dişi aldık. Birkaç yeni diş kesinlikle Bay Tavşan'ın hoşuna gidecek. Teşekkür ederim anneciğim. Bay Tavşan sana teşekkür ediyor. Oğlum biz nasıl bir hastayız lan? Sana tekrar teşekkür etmek için daha sonra seni bulacağını söylüyor. Yok yok, ben onu... Tavşan gitti lan. Emily? Anne avradın, hoş! Hoş! Tatlım, tavşanını burada bırakmışsın. Ne onlar, insan organı mı? Neredesin Emily? Seni göremiyorum. What happened to me? Bana neler oldu? Korkağın tekisi. Senility. You are senil. Senility ne demek ya? Stool ne demek? Senility. Ne? I E D Edi Edic Edi Edicius. Edicius ne lan? Burada eksik bir şey var. Ha, buralara bir şeyler koyacağız. Kement, yaşlılık, tabure, silah, ilaçlar, bıçak, korkan tekisin, tavşan heykelinin yarısı. Tavşan heykelinin diğer yarısı. Ne bulacağız acaba ya? Ben bu envanterde bunları birleştiremiyorum yalnız. Bunları bir götüreyim, koyayım bakayım ne olacak. Kement, yaşlılık, tabure. Ne bulmam gerekiyor oğlum burada? C-R-U-S.
Var mı fikri olan? Oyunun sonuna geldik ya bu arada. Bence sonuna geldik. Ama ben neyi nasıl yapacağımızı anlamadım. Eligius Suicide'ın galiba tersi. Ha, intiharın tersi. Ha, intihar diyor. Birincisini intihara mı koyacağız acaba? Yo, ona koyamıyoruz ama. Tamam, burada suicide'in yani intiharın tersten okunuşu yazıyor. İki tane tavşan parçası bulduk. Bu tavşan parçalarını bir yere koyacağız. Başka parça lazım mı? Burası açılmıyor. Buradan gidemiyoruz. Bence ilaçlara ve bıçağa koymamız mantıklıydı ama anlam veremedim. Başka bakmadığım bir yer kalmadı ya. Bu kadar. Başka bir yer yok bence. İlaça koyacağız. Kement ve tabure mi? İntihar, bıçak ve silah. İlaç ve silah. İlaç ve silah olabilir mi? Bir deneyelim lan. Orada bir şeylere koymaya deneyelim. Durun. Bıçak desek? Yok. Hep yaşlı bir kadın görüyoruz mesela. Bu ve ilaç olsa. İntihar. Kement. Hop. Kement ve şu. Korkan tekisin. Ne oldu oğlum? Yavaş. Acilin yok. Lan gene mi şartel gitti? Ne oluyor ya? Şey mi dostum? Yine yangınlar, yine ben. Bu çocuk gene öldü.
Lan nasıl bir ruh hastasıyız biz ya? Hoş. Elem terefiş kem gözlere şiş. Geldik gene göze. Öyleyse söylesene bana Alice. Bay Tavşancık hediyelerini beğendi mi? Neden artık beni umursamıyormuş gibi davranıyorsun? Kendini kandırıyorsun. Hala hafıza sorunu mu var? Alice. Neden zaten bana ait olan bir şey isteyeceğimi düşündün ki? Bana gerçek bir şey ver. Pense aldık. Show me how you smile. Bana nasıl gülümsediğini göster. Aaa! Dişimizi söküyoruz. Kendi dişimizi çekiyoruz. Aaa! Kendi dişini söküyor lan kadın. Ruh hastası psikopat. Oğlum ne yapıyor kadın? Kaldı iki diş. Adam harbi gülümsedi. Biz niye Emily fırtınadan korkuyor? Dikkatini dağıtmam lazım. Em? Hadi anne. Ben de mi oynayayım? Ha, ördek vurma oynuyorsun. Ha. O televizyonda gözüken şey buymuş. Tamam artık kapatmayalım anneciğim. Artık saat geç oldu artık ha. Akıl sağlığını kaybet ya. Emily fırtınadan korkuyor, dikkatini dağıtmam lazım. Tamam daha ne kadar dağıtam Emily'nin dikkatini. Aa ben patlatıyorum lan. Aa. Anam. Ne oldu oğlum? Anneciğim, Emily bıraktın oynamıyorsun. Emily oynamıyorsun. Ha. Emily! Tamam ağlama yavrum. Ağlama anneciğim ağlama. Ağlama tamam. Bu sigorta Bodrum katta. Genel olarak Jason onlarla ilgili ama evde değil. Çok az önce feneri almalıyım. Nereye koydum ki? Lan nereye koydum feneri? Ağlama kızım ağlama. Tamam ağlama. Ağlama annem ağlama. Oğlum el fenerini nereme soktun?
Çekmeceden el fenerini almayayım. Ha pardon ya. Çekmeceye ne ara koydum ben onu ya? Hay bey, gününde evde değilsin ya. Evde olman gereken zamanda evde değilsin. Ulan Jason. Yavaş. Allah'ım bu Bodrum'da bir oyunda vardı. Ne oluyor ya? Ana Jason kendini asmış. Oğlum herif kendini asmış lan, ne alaka? Allah bullak olduk, ne oluyor ya? Oyun bize bir hikaye toparla ne olur kral. Kadın elini kime atsa öldürüyor ya, hatırlıyor muyum? Bilmem, hatırlıyor muyum? Hay anneni senin. Anne babam ne yapıyor? Ona neden kızgınsın? O onun hatasıyla, o çok üzgün. Bu da direkt Layers of Fear'dan ha. Alice, Jason için gerçekten üzgünüm. Bunun senin için zor olduğunu biliyorum ama... Ama işe geri dönmelisin. Bunu yapmana gücümüz yetmez. Doktor Hypnos seni soruyor. Can I bring Emily? Emily'yi getirebilir miyim? Geri dönmen güzel Alice. Öğlen 3'te bir hastamız var. Nörolojik iyileştirme terapisi için burada olacak. Jane sana bilgi verir. Aa, kadın Jason'ın ölümünden sonra işe dönmüş. Çocuğunu da yanında getir. Ha, çocuklarınızı yanında getir iş günü diye poster görmüştük. Tamam, neredeyse hazırız. Şimdi hasta Nathan geliyor. Lütfen telefonlarınızı kapatın derhal. Bütün aramaları aktar Jane. Şimdi başlayalım. Yanında Emily'yi de getir. Tek başına kalmamalı. 15 dakika içinde başlıyoruz. Emily'yi Sylvia'nın ofisine götür. O onunla ilgilenebilir. Anne, banyoya gidebilir miyiz? Sanırım kusacağım anne. Hoppala! Ve de cuppala. Başımıza gözümüze düşmez inşallah değil. Aman ha. Aman abim aman. Ulan ulan Nathan öldü ha. Olan yemin ediyorum Nathan'a oldu. Çocuğun burada kalamaz. Jane onu senin evine götürecek. Ona anahtarları ver. Benimle gel. Bunu örtbas etmemiz gerekiyor. Anne, demek istemiyorum. Ah Alice'im, ah sen neler yaşadın, çocuğuna neler yaşattın, adamı niye öldürdünüz? La adama ne günah vardı, adam tedavi olmaya geldiydi ya. Aha. Aa, Emily olduk lan. Hah, bir Emily kaldıydı zaten. El atmadığımız Emily de geldi. Bir saçta çok gürültü yapıyor, bu annem mi? Bugün geç geldiğini söylemişti, eğer odaysa kim peki? Hay Allah, bir gideyim bakayım. Anne? Bu o mu? Anne?
Oğlum Prison Break'teki kel adam değil mi o? Michael Scofield'ın abisi. Burada birisi var. Bu adamları tanımıyorum. Bilmiyorum onları. Anne geri dön. Korkuyorum. Ulan yatağın altına mı girseydim acaba? Çok bilindik yere girdik ya. Birisini gördün emin misin? Evet hadi. Ağlama yavrum ağlama ya. Abi oynamadığımız bir göz kaldı ha. Yüzümüzü gördüğünü mü düşünüyorsun? İmkanı yok. Çok karanlık. Anan Allah'ım Allah! Allah! Abi ben çocuğum. Abi 10 yaş altı kurban olayım. Koyma. Tanık yok. Bir çocuk yüzünden hapiste çürümeyeceğim. Jason, Dylan. Oh. O kadar korkmuş ki eminim adını bile hatırlamıyordu. Bırak gitsin. Ana kıyamam lan. Kafaya sıkacak. Çocuğun hep kafası kopuk görüyorduk ya. Lan oğlum çocuğu niye vurdunuz? Çocuktan ne istediniz ya? Çocuğu niye vurdunuz oğlum? Aha. Bugün güzel bir gün. Yürüyüş için ideal. Ne düşünüyorsun? Aa Jason ve Emily. Ay gözünü. Tavşan da bakıyor. Buyur. Umarım mektubumu beğenmişsindir. Anlamaya başlamanı bile bekleyemem. Çocuğumuz kadar bilgisizsin. Emily'nin çapraz ateşe kalması çok yazık. Sana da yazık. Görüyorum ki kararını vermişsin. Öyleyse... Sonra görüşürüz. Ben ne karar verdim bilmiyorum ki. Bir dakika şimdi ama. Emily? Jason? Ne oluyor lan? O yaşlı kadın vardı oradaki korkunç. Alice Hill. Aa intihar etti. Camdan aşağı attı kendini sabah 11.57'de. Omurilik yaralanması ve beyin hipoksisi. Ölüm nedeni. Aa intihar etti kadın. Kafası üstüne düştü. Bu dokümanlar tamamen saçmalık. Çok inandırıcı görmelerine rağmen daha farklı olması imkansız. Ve bu doktorlar onlara son derece iyi ilgi gösterdiler. Artık neye inanacağımı bilemiyorum. Yani bu kadın burada hemşireydi. O ameliyat esnasında oradaydı. Hastalığın geçmişi... Alice Hill'in vücudunda nörolojik iyileştirme terapisiyle müdahale edilmiştir. Hasta tepki vermedi. Birkaç kemiği kırılmıştı ve ciddi iç kanaması vardı. Ceset başarılı bir şekilde yeterince hızlı olarak nakledilmiştir. İncelemedeki diğer öneriler Alice Hill'in kopyası üzerinde iyi ileri çalışmalar. Kopyası derken? Aga ne oluyor aga? Burada bazı araştırmalarla ilgili bağlantının bulunduğunu görüyorum. Ancak belgeler tamamlanmamış gözüküyor.
Evrakların başhemşire odasında taşımasıyla ilgili bir not bulunuyor. Başhemşire odası neredeydi lan? Başhemşire odası birinci katta mıydı? Neredeydi bu başhemşire ya? Ha? Başhemşirenin odası ikinci kat mıydı? Her şey bundan ibaret olamaz. Çalışan arşivi. Hasta arşivi. Bu kendisini öldü demek istiyorsa toplanak öldü diyek, bitsin gitsin bu iş. Valla. Head nurses. Heh. Başhemşire. Bu oda olmalı. Aha. Ne oluyor oğlum? Bak gizem yaratma. Ne oluyor? Aldın. 27 Ağustos 1979. Nathan Andrew Soren. Nörolojik iyileştirme terapisi gizli. Sonuçlar tıbbi olarak beklenmeyen ölüm. Solunum parametreleri yardımcı hekimin ihmali. Gelen telefon görüşmesi nedeniyle sinyali karışması. Adamın ölüm nedenine bak. Hemşireye telefon geldi diye adam öldü la. Birisi var, gitmeliyim. Nereye gideyim lan? Nereye gideyim oğlum, nereye gideyim? I can't remember anything, nereye gideyim? Aa, birileri geliyor. Lan ne oluyor oğlum? Harbiden adamın hemşire ihmalinden öldüğünü öğrendik. Allah belanı vermesin senin geri zekalı gobel. Lan ne oluyor? Steam'in sırası mı şimdi? Anahtarı kullandın. Aç. Aga geliyorlar aga. Ne olur çoluğum çocuğum var, ne olur. Arkadaşlarımı yaşa, arkadaşımı yaşadığını yaşamak istemiyorum. Ne olur. Lan! Tam olarak öyle hatırlıyorum. Aha tabii. Hoşuna gitmeyen bir şey mi var? Ölürsem küllerimi buraya serper misin? Ölmek için çok geç değil misin Nate? Yerim bak, bunu kaydediyor musun? Evet, anı ölümsüzleştiriyorum. Hazır, sıktır. Ama ciddiyim bak. Ölürsem küllerimi serper misin? I promise. Söz veriyorum. Aa, Nate'ını gördük. Ne oldu? Ne oldu? Abi hiçbir şey anlamadım ya. Ne oldu abi? Biz kül atacaktık. Bizim külümüz mü atacaklar artık? Ne oldu ya?
Ya siz ne yazıyorsunuz diye bakıyorum şu an. Ne oldu? Küller küllere karışır. Omletler tavaya yapışır. Davul çalar, sahur gelir. Ramazan'a da bu yakışır. Hadi bittik. Vay babasının kemiğine ya. Vay babasının kemiğine. Ben hiçbir şey anlamadım. Yani ne bokumuştur ben anlamadım. Ben anlamadım. Bokumuştur anlamadım ben. Var mı anlayan? Yani abi biz adamın neden öldüğünü araştırmak için geldik arkadaşımızın. Ölüm sebebinin sebep olduğu kadının geçmişine falan girdik. Anlamadım. Vallahi anlamadım. Ama biz sonunda neydik? Arkadaşımıza da söz vermişiz. Abi bir gün ölürsen küllerimi serp falan. Küllerini de serpemedik. Biz ne bok yedik ya? Ha biz 2,5 saattir burada mı bok yedik biz? Çok affedersiniz. Sakla samanı seninki benden kara. Böyle anlamsız bir şey oldu. Vallahi sakla samanı seninki benden kara. Böyle oldu ya. Oyunun yapımcısı bile bilmiyor ne oldu. Harbi öyle ha. Oğlum oyunda Matrix vardı. Oyunda birçok korku oyunu vardı. Resident Evil var. Her şey var. Her şey vardı ya. Gerçekten inanılmaz. Her şey vardı. Evet efendim. Neyse bu anlam veremediğimiz şeylere anlam vermeye başlayacağımız asıl seri yarın Resident Evil 4 Remake'le başlıyor olacak zaten. Merak etmeyin, Resident Evil 4 Remake'te böyle şeyler yaşayacağımızı hiç düşünmüyorum. Hikaye akıp gidecek orada. Hiç merak etmeyin. Arkadaşlar, kaç saattir buradayız? 4 saat olmuş. 2 adet korku oyunu oynadık. Bir tanesi uzun metraj, bir tanesi kısa metraj. Ramazan ayının ilk gün yayınında da bir arada olduk. Şimdi yarın saat 14.00'da, aslında artık bugün oldu, 23 Mart. 14.00'da Final Destiny oyunu abi bir de. YouTube kanalında var, oynadım ben onu. Türk yapımı oyun. Çok güzeldi o, müthişti. Saat 14.00'da sevgili arkadaşlar Silent Hill Remake videolarını paylaşmaya başlayacağım. Atıyorum akşam 8.30'da açacağım ya yayını. Ben zaten hani 8.30'a kadar atıyorum 5 bölüm attım. 5. bölümün sonu 6. bölümün başlangıcından canlı yayındayız. Ya da 6 bölüm attıysam 7. bölümden devam şeklinde devam edeceğiz. Freddy'cim bu arada 5 tane katılım için çok teşekkür ediyorum. Puvozi, Çamsakız Çoban Armağan desteğin için çok teşekkürler. Bilginiz olsun. Resident Evil 4 Remake bitene kadar canlı yayında başka oyun oynamayacağım. Resident Evil 4 Remake bizi bir 2 gün götürür. Çünkü oyun 15 saat falan sürüyor desek götürür yani bizi. Silent Hill mi dedim? Resident Evil diyecektim ya. Silent Hill mi dedik? Aklım bak hep Silent Hill'de. Ama yapacağım Silent Hill 3-4'ü de yapacağım canlı yayında. Resident Evil 4 Remake'in yarın saat 14.00'da bombastik bir gelişi var. Gelişkine geliş. Beklemede kalın. Çok beğeneceksiniz. Gerçekten çok, bak benim oyun zevkime inanıyorsunuz, biliyorsunuz. Yıllardır oyun oynarım. Gerçekten çok beğeneceksiniz Resident Evil 4 Remake'i. Resident Evil 2 Remake'den bile çok çok daha iyi bir oyun olmuş. Çok da beğeneceğinize eminim. Leon Kennedy artık o çaylaklıktan çıkıp gerçek bir profesyonel haline gelmeye başlamış. Onu da çok net hissediyorsunuz. Çok güzel olacak. Yarını beklemede kalın. Bugünlük kafi diyorum. Ben gideyim önden bir yemeğimi yiyeyim şimdi. Saat İstanbul'da kaçta okunuyor? Hemen bir ona bir bakalım.
İstanbul imsak vakti. 05:31'miş. Bu doğru olan değil mi lan? Yanlış değil. Baksana da size bir. Deniz Sancak, çok teşekkür ederim Deniz'im desteğin için. Çok teşekkür ederim. Baksanıza. 05:31. Yani bir 2 saat 10 dakika falan var. 2-2,5 saat var. Yarın iftardan sonra başlarız. Gittiğimiz yere kadar gideriz. Bilginiz olsun. Dreamfall mu? Kubilay, senin için oynayacağım lan Dreamfall'u. Senin için oynayacağım. YouTube'a gelecek mi? Canlı yayın bittiğinde zaten YouTube'da görebileceksiniz tekrarını hemen. Canlı yayın bittiğinde görüyor olacaksınız. Merak etmeyin. O zaman bay bay diyelim mi? Ha? Dağılalım mı yavaştan? Ben çok teşekkür ederim. Hem beğenileriniz için, hem yorumlarınız için, hem sabrınız için, hem paylaşımlarınız için, gelip burada saatlerce izlediğiniz için, katıllarınız için. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. VSage'i de yapacağız, merak etmeyin. VSage'i de yapacağım. VSage zaten kendi başlı başına 6 saat falan sürüyor. Yağmur doğdu, o saatte ezan mı okunuyor? Evet. Mesela Heavy Rain'i falan da yaparız. Onlar da YouTube'da yoktu. Tek yayında abi. Hepsini, eksik kalan, ne yarım kalan, ne varsa teker yayında hepsini halledeceğiz bu Ramazan'da. Tamam mı? Umarım keyif almışsınızdır. Umarım hoşunuza gitmiştir ilk gün. Daha da güzel şekilde devam etmek dileğiyle. Sizleri seviyorum. Nazlı Selicim, iyi geceler. Hayırlı sahurlar. Oruç tutan herkesin oruçlarını Allah kabul etsin inşallah. Tutun tutmayın hiç fark etmez. Hepinize kucak dolusu sevgiler. İyi geceler. Ona da kimse karışamaz zaten. Birini tutup tutmamasına. Onlara da hiç takılmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. İftardan sonra görüşmek üzere. İftardan sonra Resident Evil 4 Remake'le buluşuyoruz. Hoşçakalın.